Arkadaşlar merhabalar. Sesim ulaşıyor mu acaba? Sesim geliyor mu? Size ulaşıyor mu? Görüntüde herhangi bir sorun var mı? Serkan'ım selamlar. Okan abi merhaba. Sesim ulaşıyor mu acaba? Tamam abi. Güzel. Yeliz teşekkür ederim canım benim. Hasan'ım hoş geldin. Herkese selam. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bugün arkadaşlar böyle bir iyot konusu çok fazla bana mesaj geldiği için özellikle bununla ilgili birazcık benim görüşlerim, ben ne düşünüyorum? İşte bugüne kadar birazcık daha bütünsel tıptan konuştuğum için ya da işte bunları anlattığım için bir gönül bağı kurduğum bir popülasyon var. Oradan ciddi anlamda da bir talep geldi. Hani ne düşünüyorsunuz diye. Biraz ayrıntılarıyla ilgili. Aslında daha önce de bahsedecektik ama o canlı yayınları yaptığım dönem bir türlü tiroid fonksiyonlarının aynısına giremedim. Sesim geliyorsa, görüntüde sıkıntı yoksa ben şimdi şeyleri kapatacağım. Yorumları kapatacağım. Ve size mümkün olduğu kadar birazcık bu buluşmamızda girişte ve biraz ortalara doğru teorik yüküm fazla olacağı bir şey olacak. Başlangıçta söyleyeyim. Şimdi yorumları kapatacağım. Herkes rahat rahat dinlesin, not almak isteyenler alsın diye. Şimdi arkadaşlar, herkese merhabalar. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani evlere hapis hayatı, işte virüsün ciddi anlamda yayılımının arttığı bir dönemdeyiz. Bağışıklık sistemimizi bir taraftan korumaya çalışıyoruz. Bir taraftan ruhsal sistemimizi, bir taraftan herkes ekonomisini korumaya çalışıyor. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Belki hani sınanıyoruz diyorum. Hani 2020 artık bizi mümkün olduğu kadar sınadı, devam ediyor. 2021 bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle bir benim takipçi grubum olarak işte eğitim verdiğim insanları da birazcık daha hesaba katıyorum. Şu an bizi dinleyen işte şu an 2000'in üstünde insan var. Burada çok fazla hekim var, çok fazla eczacı var, çok fazla sağlık profesyoneli var. Çok fazla arkadaşım var, çok fazla sağlık dışı insan da var. O yüzden sizden şunu rica ediyorum. Zaman zaman teorik anlatımların arttığı, zaman zaman birazcık daha tamamen halk diliyle anlattığım durumlar olacak. Derdim çünkü ortalamamızın anlatacağım konuları kavraması. Yani ortalama bir kavrama yakalayabilirsek ben gönlüm daha rahat olmuş olacak. Hem iyot konusunda hem bağışıklık sistemi konusunda. Çünkü biraz hormonlara değineceğim hem de hormonlar konusunda. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. Yani iyot konusu. İyot, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre neredeyse 3 milyar insanda eksik olan bir mineral. Nasıl D vitamini işte bir şekilde ülkemizde patlama yapıp tanındıysa, işte nasıl manezyum üzerine biraz daha gidildiyse, şimdi bu dönemde de birazcık daha iyotun daha çok sesinin duyulduğu, işte ülkemizde iyotla uğraşan çok değerli arkadaşlarım var. Hasan da bunlardan bir tanesi. Tayfun abi, Tayfun Balım, Gökşin Balım yıllardır bu işte uğraşıyorlar. Yüksek doz iyot tedavileri de yapıyorlar. Başarılı yapıyorlar. Ben şimdi birazcık daha kendi gözümden, biraz benim penceremden, benim okuduklarımdan, işte benim birazcık daha yoğunlaştığım ve bütünsel tıbbın içindeki iyotun yerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar iyodu şöyle düşünün. İyot iki türlü iyot var. Yani bir tanesi iyodit, iyodin dediğimiz hatta iyodit toprakla işte iyodin biraz daha deniz kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Açtığınız zaman bir iyotun arkasına baktığınız zaman işte potasyum iyodit ve işte serbest moleküler iyot yazar. I2 yazar, moleküler serbest iyot yazar veya potasyum iyodat yazar. Potasyum iyodat da serbest iyottur. Yani potasyum iyodit biraz daha tiroidin iyotudur. Moleküler iyodun da birazcık daha bedenin diğer taraflarını ilgilendiren iyotmuş gibi düşünebiliriz. Yani potasyum iyodit daha çok tiroidle ilgiliyken moleküler iyot da daha çok difüzyonla yani yoğun olduğu alandan bir molekülün yoğun olduğu alandan daha az yoğun olduğu alana seyahati gibi düşünün. Gitmesi gibi düşünün. Bu şekilde olan iyot, serbest iyot. Şimdi biz hani bu iyottan hani diyorlar ki işte biz şimdi Ligol meselesini konuşacağım. Zaman yani ilerleyen süreçlerde Ligol anlatacağım. Ligol'ün ne olduğunu. Çünkü Ligol'ün içinde de potasyum iyodit ve serbest iyot var. Yani moleküler iyot var. Yani başka bir firmada kalkar işte potasyum iyodat koyar. Bu da
serbest olarak geçiyor. Yani bu iki iyotun karışımı. Serbest iyotla tiroid için olan iyotun karışımı. İşte bir damla 6,25 miligram, %5'li çok ciddi bir miktar bu. Ciddi miktar derken hani bizim günlük aldığımız RDA'lardan bahsetmiyorum. Normalde belki bedenin ihtiyacına göre bile fazla olabilecek bir miktar, tek 1 miligramı. Şimdi herkesin ihtiyacını değerlendireceğiz ben anlatırken. Herkesin aynı ihtiyacı olabilir. Bu mümkün değil arkadaşlar. İyot ihtiyacı bazılarında çok artar. Örneğin mide asidi az olan birinde, sindirim sıkıntıları olan birinde, akloridrisi dediğimiz yani mide asidi az, sindirim sorunları olan birinde, işte bir midesinin bir parçası alınmış birinde, birini düşünün. Burada miktar artar. Çok terleyen birini düşünün. Yani işte bir atlet yoğun çalışıyor ya da bir işte antrenman yapıyor, sürekli ağır kaldıran biri. Çok terleyen biri. Burada iyot ihtiyacı artar. İşte laktasyon dediğimiz emzirme döneminde, gebelik döneminde iyot ihtiyacı artar. Herkesin iyot ihtiyacı aynı değildir arkadaşlar ve bedenin durumuna göre iyotun verilmesi gerektiğini, yani bir bedene bakmanız gerektiğini, bazen biyokimyasal parametreler, ki ben her zaman öyle yapıyorum. O biyokimyasal parametrelere göre onlar neler? Yani biz ne ölçüyoruz, neye bakıyoruz, ne kadarı bize bedenin iyot hakkında bilgi veriyor? Gerçekten beden iyotu tam olarak gösteren bir şeyler var mı? Bunu anlatacağım. Önce şimdi potasyum iyodit dedik. Potasyum iyodit tiroidin iyodu. Yani siz bedene potasyum iyodit aldığınız zaman, bakın bunu unutmayın. İyodit, iyodin ne dönüşen, potasyum iyodit, potasyum iyodin. Bunlar okuduğunuz zaman bu tiroidin iyodu gibi düşünün. Bunu beden direkt alıp, iyot bunu vücuttan direkt alıp emip kullanamıyor arkadaşlar. Öncelikle benim tiroidimin bunu alabilmesi için sodyum iyot pompası denen bir şey var. NIS, Niğde, Isparta, Sivas. NIS diye kısaltılmışı. Sodyum iyot simporter. Simport ne demek? Aynı yöre doğru çalışan, yani vücutta bazı pompalar vardır. Sodyum, potasyum pompası gibi. Yani bazen biri içeri biri dışarı girer. Yer değiştirirler. Bu ATP enerjiyle çalışır. Şimdi tiroidde de şöyle bir sistem var. Buradaki taşınma simporter dediğimiz iki tane sodyum bir tane iyotla birlikte iyotun içine alınıyor. Sodyum iyot pompası, bu çok önemli arkadaşlar. Sodyum iyot pompası tiroidde, başka nerede var sodyum iyot pompası? Gözde var. Servikste var. Yumurtalıkta var, ciltte var. İşte memede var, özellikle laktasyon döneminde gibi. Bu bölgeler de var. Ama tiroiddeki fonksiyonu anlatalım. Sodyum iyot pompası, iki sodyum bir iyot pompasını bu pompayla birlikte hücrenin içine iyotu bu şekilde alıyor. Bunu alabilmesi için arkadaşlar tiroid fonksiyonlarında hepimiz kan tellerinde baktırıyoruz. TSH. TSH olması gerekiyor. Yani sodyum iyot pompasının çalışması için TSH gerekiyor. TSH biliyorsunuz hipofizden salgılanıyordu. Hipofiz bir anlamda ön hipofiz hormonlarından bir tanesi. İşte hipotalamustan üstten TRH, tiroid releasing hormon. Ve tiroid stimülat hormonu da hipofizden salgılanıyor. TSH olacak ki sodyum iyot pompası çalışsın ve iyot oraya girsin. Arkadaşlar sodyum iyot pompası önemli bir ayrıntı burada. Vücudun diğer taraflarında daha çok iyotu aldığımız zaman iyot difüzyonla geçerken daha çok tiroidde sodyum iyot pompası çalışıyor ve TSH bağımlıdır. Herkesin sodyum iyot pompası aynı çalışır mı? Hayır. Genetik farklılıklar var mı? Evet. O yüzden biz dışarıdan iyot aldığımız zaman artan TSH her zaman fizyolojiktir diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi bir bana şimdi bugün o kadar çok soru sormuşsunuz ki, özelden de sormuşsunuz. Ben Lugol damla kullanıyorum. TSH'm fırladı. Arkadaşlar TSH'ın fırlamasını şimdi biz şimdi bu işi bilen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar senin tiroglobulinine bakıyor. TSH'ına bakıyor. İdrarındaki iyota bakıyor. ICP-MS yöntemiyle bunlara bakıyor. Kreatinle doğruluyor kimi. Şimdi şöyle düşünün. Yani şimdi o TSH'ın artıldığının normal demek. Yani ben şimdi herkes önerirsem bunu. Şimdi ben bunu bu arada hem benim düşüncelerimi anlatıyorum hem de bir anlamda size bilimsel verilerle bunları desteklemeye çalışıyorum. Sodyum iyot pompasının çalışması için gerekli olan TSH herkeste her iyot alanda artmıyor arkadaşlar. Yani son 5 yıldır neredeyse her hastanın iyotuna bakan bir insan olarak söylüyorum. Benden çok daha deneyimli arkadaşlarım var. Şimdi iyot her verdiğinizde TSH artmıyor. Ama TSH artmaya başladıysa dikkatli olacağız arkadaşlar. Şimdi iyot içeri alındı tiroide. Her şey güzel. İyot içeri alındıktan sonra arkadaşlar yine kullanılmıyor. İyodu bizim tiroidimizde tiroid peroksidaz denen bir enzim var. TPO geçiyor ya. Hani Hashimoto'da bakıyorsunuz yanında anti-TPO yazan. Bu anti olanı değil. O antikor çünkü ona karşı oluşan antikor. Bu TPO'su. Tiroid peroksidaz. Tiroid peroksidaz.
İyotu işliyor arkadaşlar. İşlemek ne demek? Organifikasyon. Peroksidifikasyon de. Peroksidazla yapılıyor bu. Organifikasyon, iyodidi vücutta kullanılır. Daha doğrusu tiroidde kullanılır hale getirme işlemi. İyodine dönüşme gibi düşünün. Yani vücut iyodu kullanabilir hale gelmesi için tiroidimin onu tiroid peroksidazla işlemem gerekiyor. Bunu neyle yapıyorum arkadaşlar? H2O2 ile. Oksijenli suyla. Yani hidrojen peroksitle. Hidrojen peroksitle bunu yapıyorum. İyotla hidrojen peroksiti bir araya getiren tiroid peroksidazdır. Bunu işleyen peroksidazdır. Tiroid peroksidazı unutmuyoruz. TPO. TPO bu işlemi yaparken hidrojen peroksit kullanıyor. Oksijenli su kullanıyor. Hidrojen peroksitin sıkıntısı ne? Hidrojen peroksitin sıkıntısı kendisi serbest oksijen radikali olmasa bile hidroksil grupları üretebilir. Hidroksil grupları ürettiği için potansiyel bir, yani H2O2'yi ortadan kaldırmam için katalaza ve glutatyona ihtiyacım var. O yüzden H2O2 ile çalışan bir sistem. Yani tiroid o kadar enteresan bir organ ki aldığı iyodu organifiye edip öyle kullanabiliyor. Organifiye edebilmesi için öncelikle iyotun tiroide pompayla girmesi gerekiyordu. TSH bağımlıydı bu. Ve içeride organifiye edebilmesi için hidrojen peroksitle tiroid peroksidazın çalışması gerekiyordu. Tiroid peroksidaz neyle çalışıyor arkadaşlar? Demirle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buralar teorik. Ben de farkındayım. Nereye geleceğim? Konuyu şuraya getirmek istiyorum. Siz iyot aldığınız zaman, potasyum iyodit aldığınız zaman, özellikle potasyum iyodit, yani 6,25 mg'ın 3,75'i, yani bir damla Lugol aldığınız zaman bunun 3,75 mg'ı potasyum iyodittir. Tiroidinize 3,75 mg iyot aldığınız zaman ki bu yüksek bir miktar, düşük bir miktar değil, bunu sodyum iyot pompasıyla sokmanız lazım. Bunu da H2O2 ile hidrojen peroksitle organifiye etmeniz gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir durmak istiyorum. Hidrojen peroksitin arkadaşlar, hidroksil gruplarına dedim ya, dönmesine engel glutatyon. Yeterli glutatyonunuz olacak arkadaşlar. İyi çalışan glutatyonunuz olacak. Net söylüyorum. Vücudunuza iyot sokuyorsanız, yüksek dozu iyot sokacaksanız glutatyon olmazsa olmaz. Yani ben bedenime iyotun dozunu yüksek sokmaya cesaret ediyorsam vücudumda glutatyonumun iyi olduğunu, selenyumumun iyi olduğunu, magnezyumumun hatta iyi olduğunu, çinkomun iyi olduğunu, hatta B6 vitaminin iyi olduğunu, yani glutatyon düzeyimin iyi olduğunu, kanımda GGT'nin 25'in altında olduğunu, yoğun inflamasyonumun olmadığını bilmem lazım. Oksidatif hasarımın yoğun, oksidatif hasarımın olmadığını bilmem lazım. Yani ben her gün ayçiçek yağıyla beslenen bir insansam, omega 6'dan yoğun, rafine şekerlerle besleniyorsam, bağırsaklarımda sıkıntı varsa, otoimmün hastalığım varsa, kronik hastalıklarım varsa, sık enfeksiyon geçiriyorsam, bu benim aslında glutatyonumla ilgili, sık akciğer enfeksiyonu geçiriyorsam, ben sık enfeksiyon hata geçiriyorsam, kronik bir hastalığım varsa az önce söylediğim gibi, burada benim glutatyon rezervimle ilgili bir sorun olabilir arkadaşlar. Glutatyon rezervimle ilgili sorun varsa iyota dikkat edeceğim. Çünkü iyotun içeride organifiye edilmesi için hidrojen peroksite ihtiyaç var. Şimdi burada şöyle bir sav var. Ben buna sav diyorum. Hipotez, hatta yani hipotez diyeyim. Teori bile diyemiyorum. Şimdi diyor ki bir grup, ben iyotu veriyorum ama diyor, işte iyotun 3.75'i bir damlasının potasyum iyodit ama diğer 2,5 mg'ı da serbest iyot. Serbest iyot farklı davranıyor normal iyottan. İyodalakton ve iyodolipit oluşturuyor diyor. Ama bunlar yüksek dozlarda arkadaşlar. Çok daha yüksek dozlarda. Bu da aslında yüksek doz iyot kullananların bir hipotezi. Yani teori bile diyemiyorum. Hipotezi, yani aslında gerçekten de normalde serbest iyot diğer dokulardaki ilişkilerini anlattığım zaman serbest iyot diğer dokularda ne işe yarıyor? Çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi tiroiddeki meseleyi bitirelim. Yani tiroide iyot verdiğiniz zaman tiroid anti-TPO'yu, tiroid antikorlarını, yani orada artan hidrojen peroksitin biraz otoimmüniteyi tetiklediğini biliyoruz. Selenyumla, selenyum neydi? Glutatyonu tekrar kullanılabilir hale getiren bizim bedenimizdeki bir molekül, bir mineral. Selenyumla glutatyonu desteklediğimiz zaman, yani hidrojen peroksiti ortadan kaldırmaya başladığımız zaman selenyumu biliyoruz anti-TPO'yu düşürüyor. Yani selenyumla yapılan çalışmalar anti-TPO'yu gösterdiğini, Hashimoto'da antikorları düşürme eğilimine soktuğunu biliyoruz. Selenyumla yapılan çalışmalar defalarca gözlemlediğim bir şey. Nasıl yapıyor bunu? Aslında glutatyon rezervini, glutatyonu sağlayıp, glutatyon miktarını artırıp bir şekilde tiroid dokusunu hidrojen peroksitten korumuş oluyor. Ya bu ne demek? Yani aslında Hashimoto'nun gerisinde de artan bir oradaki peroksidaz aktivasyonu olabilir mi? Olabilir. Yani orada bir otoimmün anti-TPO artışına, bir oradaki bir oksidatif hasara,
H2O2'nin dönüştüğü hidroksil gruplarının bir temizlenemeyişi sonrası ortaya çıkan bir sorun olabilir. O yüzden yüksek doz iyotta, özellikle potasyum iyoditte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli bir kural var arkadaşlar. Çok önemli bir kural bu. Ne kullanıyorsak arkadaşlar, düşük başla, yavaş git. Belki tiroid için arkadaşlarım bambaşka şeyler söyleyecek. Bu işte çok uğraşan insanlar da, çünkü onların deneyimine güveniyorum ben, çok fazla uğraşanların. Ama onlar yakından takip ediyor danışanlarını. Çok yakından takip ediyorlar. Yani tiroid antikorlarını takip ediyorlar. İşte orada tiroglobulinlerine dikkat ediyorlar. Yani bir sürü bedende parametreyi, total T4'lerine dikkat ediyorlar. TSH'ları zaten yakından takip ediyorlar. İyotlarını ölçtürüyorlar. Hatta bazı arkadaşlarım var, işte idrarda brom baktıran, işte iyot brom baktıran, işte iyotu, işte bromu 4000'in altında mı diye takip eden arkadaşlarım var. Yani şimdi sonuçta bir bedene bir şey aldığımız zaman takibini gerektiren bir şeydir iyot. Yani bedene iyot aldığınız zaman bunun takibi gerekir. Şimdi şuraya gelelim. Dedik iyotu aldık, iyotu organifiye ettik, tiroid peroksidazla işler hale getirdik. Organifiye ettikten sonra arkadaşlar o iyot, 3 tane iyot, triiyodo, tirozinle, işte 4 tanesi L-tiroksin dediğimiz. Tiroksin oluştururken 4 tane iyot, bir tane tirozin lazım. İyi işleyen bir mide bağırsak sisteminde aldığınız proteinin en küçük parçasıdır tirozin. Yediğiniz bir etin düşünün. En küçük parçasıdır. Yediğiniz bir baklagil ailesinden bir gıdanın en küçük parçasının tirozin olduğunu düşünün. Yani 3 tane, 4 tane iyotla bir tane tirozinle birleşip biz tiroid oluşturuyoruz. Bunu kim yapıyor arkadaşlar? Tiroid peroksidaz arkadaşlar. Tiroid peroksidaz hem iyodun organifiye edilmesinde hem de hormon oluşumunda çok önemli. Tiroid peroksidaz neyle çalışıyordu arkadaşlar? Az önce söylemiştim. Demirle çalışıyor. O yüzden feritin düzeylerinin hastalarda, iyot alan hastalarda feritin düzeylerinin iyi olması gerekiyor. Hatta bazıları diyor ki feritinin, eğer iyot dozunu artırmaya başladıysanız 80-100 civarında feritin olması gerekiyor diyor. Yani tiroid peroksidazın çalışması için de, değil mi? Hem iyodu organifiye etmek için hem de tiroid hormon oluşturmak için demire ihtiyacım var arkadaşlar. Demir, demir, demir. Yarın bir tanesi çıkar, herkesi demir kullansın diyebiliriz yani. Sadece demir diyebiliriz. Asla biz böyle lanse edilmek istemiyoruz. Yani kimseyi de böyle lanse etmiyorum ama şimdi hastalardan gelen sorular ışığında söylüyorum. Yani tek bir molekül değil, bu moleküller birbiriyle çalışır. İyodun organifiye edilmesi için demire ihtiyacım var. İyodun organifiye edilirken kullanılan hidrojen peroksitin yarattığı oksidatif hasarı ortadan kaldırmak için glutatyona, selenyuma ihtiyacım var. Yani hiçbiri birbirinden ayrı değil. Hatta glutatyonu şöyle düşünün. Yüksek dozlu iyot tedavisi verenleri şöyle düşünün. Glutatyonu oluşturmak için yanına işte magnezyum verirler, metilasyon çarkı dönsün diye. Yanına B2, B3 verirler. Yani niasin verirler, B2 verirler. İşte yanına selenyum verirler. Yani şöyle düşünün. Orada da hedef yine ortaya çıkan oksidatif hasar materyallerinin ortadan temizlenmesi için. Bir anlamda şunu söylemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar kişiye özel bir süreç bu. Yani sizin bedeninize girecek iyot, çünkü defalarca hem kendimde hem çevremde hem hastalarda bunun gözlemini yaptığım için söylüyorum, yakın takip gerektiren bir şeydir. Yüksek dozu iyot tedavileri, Ligol'ün bir damlası, %5'inin bir damlası takip gerektirir arkadaşlar. Ben sizin TSH'ınızı, triglobulininizi merak ederim. Mesela triglobulin, yani veriyorsan eğer bir damla bakmak gerekiyor triglobuline. Total gerekiyorsa, hastadan şüphelendiysen total T4'üne bakmak gerekiyor. Total T4 ilk etkilenendir iyot düşüklüğünde. İyotu düşüklüğünü bile tespit ederken işte triglobuline, total D4'üne bakarak, takip ederek dersin ki işte total T4 normalde 3 ile 10 arasında olması gerekiyor dersin. Mikrogram bölü desilitre aralığında olması gerekiyor dersin. Burada düşmüş dersin. Ha, anladım. İdrarda da iyot düşmüş. Hastanın bütün bulguları, iyot düşüklüğü bulgularında biliyorsunuz hipotiroidi bulguları, işte terleme azlığı, kilo almaya meyil, yorgunluk, halsizlik, sık enfeksiyon atakları, iyot eksikliğinde yani gördüğümüz şeyler, o hipotiroidi bulgularının yanında en önemli bulgulardan bir tanesi arkadaşlar, yavaş yavaş aslında iyot dışında da çıkacağım birazdan, memede kistler, prostat büyümesi, hatta meme kanserine yatkınlık, prostat kanserine yatkınlık, akciğer hastalıklarına yatkınlık gibi, hatta başka birçok şey de ekleyebiliriz ama ana olarak bunları söyleyebiliriz. Ana şeyler olarak. Hatta memede hassasiyet arkadaşlar. Şimdi bu nereden geliyor? Şimdi soruyorsunuz. İyotla kıllanma arasında bir soru vardı. Yani iyotla, bu arada ben bunları söylerken bir taraftan sizin sorularınıza atıflarda bulunuyorum. İyotla vücutta kıllanma arasında bir ilişki var mı? Arkadaşlar iyotun, tiroid dışındaki özellikle iyotun, tiroid dışı iyotun en önemli etkileşiminde olduğu alan östrojen arkadaşlar.
Bizim iyotu anlamamız için östrojen progesteron dengesini çok iyi anlamamız lazım. İyotun en iyi geldiği grup, yani bana çok iyi geldi, harika geldi, beni toparladı dediği grup, en önemli grup östrojen baskınlığı olan grup. Arkadaşlar, östrojen baskınlığı olan grupta iyotu geliyor. Neden? Çünkü östrojenin özellikle östriyol formuna dönüşmesi, östriyolun yani östrojenin 3 tipi içerisindeki en güvenli form, kanser açısından gibi düşünebilirsiniz. Östrojen baskınlığı anlamında en güvenli form östriyoldur. Yani gebelikte artan östrojen var ya. Östriyol lehine birazcık daha östrodiol ve östron kanserojen gibi düşünebilirsiniz. Östronu, ne ile biteni. Östrodiol kadınlık aslında. İşte meme gelişimi, işte ovülasyon sürecindeki, işte proliferatif fazdaki hakim olan östrojen östrodioldur. Ama östriyol daha yumuşaktır. İyotun östriyol ile yakın ilişkisi var. Östriyol dönüşüm anlamında. Bu bir. İki, östrojenin kanserleşme. Yani östrojen, kanserojen östrojenleri ben bilim kitabında anlatmıştım. Çok güzel anlatmıştım. Şekliyle hatta bir hikayeleştirerek anlatmıştım. Karaciğerde metabolize olan östrojenlerin bazı yollardan gittikten sonra kanserojen östrojenlere dönüştüğünü. İşte arkadaşlar burada en önemli şeylerden bir tanesi iyot. İyot, kinon redüktaz. İyotla beraber melatonin, kinon redüktaz aktivasyonu sayesinde östrojenin kanserojen olmaktan glutatyon, metil grupları, metilasyon dediğim konu, bunları kanserojen östrojenden kurtarıyoruz arkadaşlar. Bunlar sayesinde, iyot sayesinde, melatonin sayesinde, glutatyon sayesinde, metil grupları sayesinde östrojeni kanser grubundan kurtarıyoruz. Müthiş bir şey arkadaşlar bu. Yani kinon redüktaz aktivasyonu, özellikle melatonin ve burada iyot, bir melatonin iki iyot, bunlar kanserojen östrojenleri dönüştürme konusunda glutatyonla beraber mükemmel çalışan arkadaşlar. Yani iyot konuşurken glutatyon konuşacağız. İyot konuşurken östrojen konuşacağız. Östrojen, progesteron dengesi açısından iyotun müthiş etkinliklerini görüyoruz. Şimdi iyot kullanmada etkili mi? Östrojen dominansı da etkili olduğunu artık yavaş yavaş iyotun biliyoruz. Yani östrojen dominansı, östrojenin özellikle sıkıntılı etkileriyle ilgili. Belki sen östrojenlerle daha çok ilişkisi çıkacak iyotun. Yani birazcık o iyodalaktonlar, iyodolipitler oluşturarak oksidatif hasar engellemesi, özellikle tiroid dışı iyotta. Bunları belki zamanla göreceğiz ama şunu biliyoruz ki kanserojen östrojenlerin temizlenmesinde ve östrojen dominansı da etkinliği var. Östrojen dominansı da etkinliği olması şu demek bir anlamda. Östrojen şöyle bir etkinliği var arkadaşlar. İyot kendi başına bile yani tiroid dışındaki iyot kendi başına bile östrojen miktarını dengeye getirerek östrojen progesteronun dengesini sağlamaya katkıda bulunarak bir yandan da östrojen dominansından koruyor. Östrojen dominansı de mesela 5 alfa redüktaz, östrojen dominansı da progesteron yetersizliği gibi düşünebilirsiniz. 5 alfa redüktaz aktivasyonu bozuluyor gibi düşünün östrojen baskınlığında. İyot bunu aslında geri çevirmiş oluyor. 5 alfa redüktazı baskılaması kadınlarda da erkeklerde erkeklik hormonu var, testosteron. Bunun dihidroksitestosterona dönüşmesini engelliyor. Yani iyotun buraya katkısı var. Özellikle östrojen baskınlığı penceresinden bakıyoruz. İyotun buraya katkısı olması ne demek? Yani sizde kıllanmanın, çenenizde kıllanmanın, meme ucundaki kıllanmayı azaltma olasılığının artması demek. Ama burada asıl da iyot değil, östrojen progesteronun dengeye gelmesi var. Ve bir kişi, şimdi iyotla özellikle biz bir östrojen baskınlığı, östrojen baskında neler oluyor arkadaşlar? Östrojen baskında memede hassasiyet, bedende ödem, karın şişkinliği, özellikle atıyorum işte 30 günde bir adet döngüsü 30 günde olan bir kişinin ikinci 14 gününün, ikinci 14 günü hep sabittir. İkinci 14 gününün çok sıkıntılı geçmesi. Yani yumurta kırıldıktan çatladıktan sonra progesteron hakimiyetinin gelmesi gereken dönemde sıkıntılı geçmesi. Bazen bunlar çok erken yaşlarda başlar. Yani progesteronal yetmezlikle ilgili meselelerde iyottan fayda görebiliriz ama orada östrojen progesteron dengesine odaklanmalıyız. Memede kistler, endometriozis, hatta daha erken yaşlarda polikistik over. İyot polikistik over etkili de yine etkili mi? Polikistik over diyot. Yine östrojen üzerinden. Östrojen progesteron dengesi üzerinden. Yani bioeşler progesteron ihtiyacı varsa ya da östrojene dönüşen bizim yağ dokumuz yüksekse, insülin direncimiz varsa, östrojeni besleyen sürekli bir cilt altı yağ dokusu, inflamasyon durumu varsa biz buraları düşünmeliyiz öncelikle. Gerekiyorsa da bir kadın doğumcunun değiştiğinde bir bioeşler progesteron tedavisi planlamalıyız. Yani tek başına iyot değil burada, diğer sistemleri de devreye sokmalıyız ki kalıcı bir iyilik hali olsun. Tekrar söylüyorum, iyodun tiroid dışında en önemli etkinliği, en önemli etkinliği arkadaşlar. İyodalaktonlar, iyodolipitler doğru, işte oksidatif hasar konusunda etkinlikleri, antiproliferatif dediğimiz antikanser etkinlikleri doğru ama östrojen progesteron dengesi merkezde.
En çok sorular da oralardan geldiği için özellikle söylüyorum. Yani östrojen progesteron dengesizliği bir olan bir kişinin kadınlarda 35 yaş itibariyle yavaş yavaş gelişebilir, daha erken de gelişebiliyor. Yumurtalıkla ilgili yetmezlikler durumunda artık o kadar çok toksine maruz kalıyoruz ki, yani o kadar çok bedeninde inflamasyon yükü, hormonal dengesizlik, stres konuları var ki, stres varsa zaten progesteronun çalışması bozuluyor. Kortizol hakimiyetiniz varsa progesteron çalışması bozuluyor. Östrojen hakimiyetini ortaya çıkaran durumlar. Östrojen hakimiyetini ortaya çıkaran durumlarda yani zaten bedende işte karında şişkinlik, memede hassasiyet, 35 yaş itibariyle yavaş yavaş fizyolojik olmaya doğru giden durumlar, memede kistler, rahimde miyomlar, endometriyozis yani rahim dokusunun rahim dışında bölgelere yerleşmesi gibi bir sürü faktör ortaya çıkıyor ama en tehlikelisine meme kanseri, rahim kanseri. Bunlarda da zaten bu arada arkadaşlar prostat da östrojenle yakından ilişkilidir. Erkeklerde de testosteron yani erkeklik hormonu cilt altı yağ doku ve inflamasyon durumunda aromatize olup aromatizasyon denen bir süreçle östrojene dönüşebiliyor. Ve östrojen asıl aslında prostattan sorumlu. Yine iyotun bakın prostat etkinliği, direkt etkinliği olduğu gibi östrojen progesteron dengesi üzerinden de etkinliğe dikkat edin. Yine prostat kanseriyle ilgili etkinlikleri bahsedilen etkinlikleri. Yine erkekte de östrojen sıkıntı. İyottan bahsederken arkadaşlar östrojeni geçmememiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda kuvvetle muhtemel bu iyot, östrojen, progesteron mekanizmalarıyla ilgili çok daha net şeyler ortaya konabilir. İyotun özellikle bu konuda etkili olduğunu artık yani ben çok yakından hem şahit oluyorum hem hissediyorum. Yani birçok şey de bunu destekliyor. Makale yayında profesyonel hekimin çalışmaları da bunu destekliyor. Yani şöyle yapıyoruz. Tiroid dışındaki iyodun östrojen üzerindeki etkinliğini bilelim. Kanserojen, östrojenlerin temizlenmesi üzerine etkinliklerini bilmemiz gerekiyor. İlginç bir bilgi. Bazı makaleler taradım, bazı yayınlar okudum yine. Burada işte serbest iyotun TSH'ı artırma konusunda daha şey olduğu. Yani serbest iyot, moleküler iyot, potasyum iyodat, potasyum iyodit TSH etkilerken özellikle sodyum iyot pompasından etkilenmediği ile ilgili makaleler var. Bilginiz olsun. Yani TSH'ı serbest iyot birazcık daha etkilememe yönünde ilgili bilgi var. Bunun deneyimlerini serbest iyot çünkü şu an kullandığımız şeylerde potasyum iyodit daha yüksek. Belki kişiye özel potasyum iyodit ve serbest iyot kombinasyonları yapılacak. Kişiye özel. Yani belki de bahsettiğimiz moleküler iyot yani tiroidden ziyade daha çok bedende çalışan iyotun hakimiyeti belki orası birazcık daha test edilse, çalışılsa, hekimler bu iyodu verilip takip edilse sonuçlar bambaşka çıkabilir. Yani orada TSH ve anti-TPO'nun etkilenme olasılığı düşebilir. Dediğimiz gibi serbest diyot yani serbest diyotla potasyum iyodidin tiroidde hidrojen peroksit artırma, tiroid peroksitaza karşı antikor oluşturma bunu tetikleme olasılığı var arkadaşlar. Ama serbest diyot biraz daha başka davrandığı ile ilgili makaleler, çalışmalar var. Şimdi gelelim yani biraz sorulardan da gideceğim. Şimdi dedik ki 3 tane iyot, 4 tane iyot, bir tane de tirozinle oluşturdunuz. Bunu tiroid peroksidaz demirin kofaktörlüğünde yani demirin yardımıyla yaptı. Elinizde demirle tiroid peroksidazı çalıştırdınız. Hem iyodu kullanılabilir hale getirdiniz hem de oluşturdunuz tiroidleri. Çok büyük bir kısmı bu tiroidlerin yani tiroidde oluşan tiroid hormonlarının çok büyük kısmı T4. Yani %90'ı, %85, 90'ı T4. 90 daha da fazlası. T4 ve az bir kısmı T3. T4 bir depo gibi düşünün. Yani hormon deposu gibi. Bu dolaşıma çıktıktan sonra yani hedef dokuya gittiği zaman T3'e dönüşerek yani oradan bir tane iyot çıkarılarak deiyodinaz enzimiyle bunu yapan ne? Buna en çok katkı sağlayan selenyum arkadaşlar. Yani siz T4 aldınız. Buradan aklımda şu geliyor. Ben dışarıdan T4 aldım. Eltroksin aldım. Dışarıdan hormon alıyorum diyorsunuz ya arkadaşlar. Hani bunu ne kadar kullanacağım? Ömür boyu kullanacağım. Arkadaşlar tiroid dokunuz tamamen alınmış. Ya da tiroid fonksiyonlarınız bozulmuş. Ya da Hashimoto'sunuz. Yani fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Dışarıdan hormon almakta herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Yani bunun sorusuna gerek yok. Bunun dozu azalabilir mi süreçte? Azalabilir. Bedeninizdeki inflamatuar yükü, bedeninizdeki oksidatif hasarı birazcık geriye çevirdiğiniz zaman, iyotu doğru bir şekilde kullandığınız zaman, glutatyon düzeylerinize dokunduğunuz zaman, manezyuma, çinkoya, selenyuma dokunduğunuz zaman böyle bir olasılık var mı? Zaten doktorunuza gittiğiniz zaman der ki yani ben sana işte Levatron'u 125 vermiştim. Şu an sana 100 yetiyor. Yani şu haldeyken sana fazla geliyor der bu. Bunu düzeltir. Ama hedef bu değil. T4 kullanıyorsunuz ama o T4'ün TH'ye dönüşmesi çok önemli arkadaşlar. T4'ü TH'ye dönüştürmek için vücudunuzdaki
Stres yükü. Yani bu dönemlerde belki hayatımızda en çok olan şey. Kortizol yükü, stres yükü, inflamasyon yükü. İnsülin direnci varsa T4, T3'e dönüşmekte çok zorlanıyor. T4, T3'e dönüşmezse arkadaşlar istediğiniz kadar T4'ünüz olsun. T3'e dönüşmediği zaman yataktan kalkmanız zorlaşır. Saçınızın, tırnağınızın güçlü olması zorlaşır. Dikkatinizi toparlamanız, depresyondan çıkmanız zorlaşır. En azından diyoruz ki fili T3'ünüz 3'ün yani 3 pikogram bölü mililitrenin yavaş yani birazcık üstünde olsun. Genelde 2.4, 4.2 gibi aralıklar verilir. Yani biraz daha fonksiyonel yaklaşımda bu şeyde tutulur ama 3 üzeri, 2.8, 3.3 üzeri falan çok iyi en azından fili T3'e dönüşme olasılığı olduğunu tablosunu bize gösteriyor. O dönüşmeye başladığı zaman dediğim gibi selenyumsuz, çinkosuz bulunuyor. Bedende inflamasyon yükü varsa bu zorlaşıyor. Kortizol yükü varsa, insülin direnci varsa T4, T3 dönüşümü bozuluyor. Hedef T3 oluşturmakta. Çok stres yükü varsa, çok oksidatif hasar yükü varsa T3 değil, serbest T3 değil, reverse T3 oluşuyor. Yani arkadaşlar biliyorum buraları hani size anlatmak zorundayım. Reverse T3 dediğimiz şey de yani kış uykusu gibi düşünün. Normal free T3 gibi çalışmıyor. Ve burada da yine selenyum ihtiyacımız var. Reverse T3'ün işte deiyodotrenin dediğimiz T2'ye dönüşmesi için selenyuma yine ihtiyaç var. Yani kanınızdaki selenyumun en azından ölçülmüş bir doktor takibinde çok yüksek selenyumlar da istemiyoruz. Arkadaşlar bu konular birazcık teorisi kuvvetli konular. Yani selenyumun kanda ölçülen selenyumun idranınızda bakılan iyotun idrarda bakılan iyot özellikle kreatin dozu yani kişi çok az su içmiş, aşırı terlemiş olabilir, çok sıvı kaybetmiş olabilir, o gün ishal olabilir. Orada idrar kreatin düzeyleri normal aralıktayken kreatinle doğrulanmış iyotun yani 100 ila 400 arasında ben kendi adıma tutmaya çalışıyorum. Dünyanın önde gelen laboratuvarlarının değerlerine bakıyorum. Yani gerçekten bu işe adanmış laboratuvarlarının. Orada da yani 380, 100 ile 380 arasında bir aralık veriyorlar. Bilginiz olsun. Kreatinle doğrulanmış. Orada tiroglobulin dediğim gibi bakılabilir iyotu değerlendirmek için. Yani en azından kandaki iyotunuz böyle olsun. Ben genelde 100-150 civarında bir işte kan selenyumu ve selenyum verdiğiniz zaman cidden o da yanıt veriyor şeye. Verdiğiniz kan tetkikinde yanıt veriyor. Yükseliyor. İyot da yanıt veriyor, yükseliyor. Bedeni takip ederek iyotla ilgili yan etkileri sormuştunuz. En çok gördüğüm şey arkadaşlar huzursuzluk, anksiyete, kaygı, zaman zaman da hipertiroidi bulguları, ciddi TSH yükselmeleri, ciddi anti-TPO artışları gördüm. Bunların hepsini gördüğüm için söylüyorum. Yine en çok bahsedilmeyen huzursuzluğu ve anksiyeteyi en çok gördüğüm şey. Ve çok dillendirilmeyen ama adet döngü bozuklukları görüyorum. Yani orada da ben yine östrojen zaten hani östrojen dominansı olan ama östrojeni yetersiz olan gruplarda da östrojen dominansı olabilir. Östrojen baskınlığı bir anda progesteron yetmezliği demek. O grupta da sanki hani östrojenin bir taraftan yan etkilerini engellerken bazen etkinliğini de engelleyebilir olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla adet döngü bozukluklarıyla karşılaştım. Yani iyodu yavaş başlayıp yavaş yavaş yükselttiğim gruplardan bahsediyorum. Yani şu an birazcık daha ılımlı doz, düşük doz kullanma eğilimindeyim arkadaşlar. Yani günlük bir damla Lugol kullandığım hastayı takip etmek gerekiyor. Yakından bakmak gerekiyor. Şimdi östrojen progesteron dengesinden bahsettim. Östrojen progesteron dengesinin öneminden bahsettim. Burada progesteron biyoöstrojen hormon tedavisinin yani bir kişide memesinde kitle varsa, memesinde kist varsa, rahminde miyom varsa bu kişinin sadece iyot değil östrojen progesteron dengesine çünkü bunlar östrojen dominansı bulguları. Sadece iyotla değil oradaki glutatyonla ilgili, metilasyonla ilgili, metil çarkın iyi dönüp dönmediği ile ilgili, bedendeki inflamasyon yüküyle ilgili ciddi anlamda şey alması gerekiyor. Diğer taraftan östrojen dominansı dedik. Östrojen dominansı Hashimoto'nun arkadaşlar ana sebeplerinden biri çıkma olasılığı ileride çok yüksek. Biz biliyoruz östrojenin otoimmüniteyi kadınlarda tetikleyebildiğini, östrojen dominansı bulgularında genelde Hashimoto'nun eşlik edebileceğini, östrojen baskınlığında da tiroidin kendi dokusuna hasar verme olasılığı artıyor. Kısır bir döngü gibi düşünün. Yani iyotun östrojenle etkisi, östrojen miktarının, östrojen baskınının varlığı nedeniyle de işte birazcık daha orada otonomin bir yanıt olması. Hashimoto'da arkadaşlar kesinlikle doktor kontrolünde yani bir endokrinci bir dahiliye hekimi kontrolünde tiroidle ilgili deneyimi olan birinde iyot kullanılmalı. İyot düşük dozlarda denir ki Hashimoto'da işte yazar normal doz aralığı arkadaşlar 150 mikrogramla 1100 mikrogram arası gibi düşünün. 1,1 miligram.
Ribulin bir damlası 6,5. 6,25 miligramdı, unutmayın. Normal doz dediğimiz 150 mikrogramla 1,1 miligram arası. Suprafizyolojik doz 1,1 miligramdan 12,5 miligrama kadar. Yani günlük suprafizyolojinin en üst dozu. Bazıları 3 miligramdan itibaren alıyorlar. 2013'teki bir yayındı galiba. Bazıları 1,1 miligram değil de 3 miligram üstüne suprafizyolojik diyor. Yani bir damla ligol alıyorsanız suprafizyolojik. Yani fizyolojik dozların üstünde bir şey alıyorsunuz. Tabii ki 150 mikrogram demiyorum ama arkadaşlar. Yani 150 mikrogramla o RDA dozları elbette düşük. Ama bir damla ligol 6,25 miligram, bu ne demek? Yaklaşık 60 katı demek. Yani günlük belirtilen RDA'nın 60 demeyelim 40-45 katı demek. Değil mi? Öyle yapıyor. Evet. 40-45 katı falan yapıyor. Yani suprafizyolojik dozda 1,1 miligram veya 3 miligramdan 11,5-12,5 miligrama kadar olan dozlar gibi düşünün. Ve bunlar kesinlikle arkadaşlar bir hekim kontrolünde iyot verdiğiniz zaman ne olacağını bilen hekimler kontrolünde olmalı. İyot konusunda en çok konuşulan konulardan bir tanesi halojen toksisitesi. Arkadaşlar etrafınız halojen zaten. Evinizde yani siz çeşme suyu kullanıyorsanız klorlu suyla yıkanıyorsanız halojen, her taraf halojen. Yani şimdi bizim yakında işte evin etrafında bir çalışma olmuş. Su bembeyaz akıyor arkadaşlar. Yani hani bir arıtıcı kullanıyorum. Arıtıcı değil. Bir iyonizer kullanıyorum. Bunu da çok sormuşsunuz. Çok soran oluyordu. Ben söyleyeyim hani Nexus diye bir su iyonizeri kullanıyorum. Onun klor temizleme fonksiyonu da var. Klorsuz su kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Evinizin merkezinde klor engelleyecek bir filtre bulmanız gerekiyor. Yani evinize klor sokmamanız gerekiyor. Suyunuza klor sokmamaya çalışmanız gerekiyor. Nasıl mümkün bilmiyorum ama klor ciddi anlamda iyotla yarışır bir halojendir. Klor gider iyotun içinde de bedeninizin diğer yerlerinde de hatta işte ünlü epifize üçüncü göz olarak adlandırılan orası kendisi aslında bir melatonin. Hatta DMT ile ilgili, dimetiltriptamin ile ilgili bir bölge olduğu iddiaları var. Şeyi melatonini kesin biliyoruz. Bu bölgeyi işte florun, klorun zarar verdiği, kalsifiye ettiği, işte bizim üçüncü gözümüzü etkilediği gibi şeyler var. Belki oradan aklınızda kalır diye söylüyorum ama şunu biliyoruz ki iyotun yerleşmesi gereken yere klor ve flor yerleşirse büyük sıkıntı. O yüzden havuzlarda klorlu havuza girmeme eğiliminde, tiroid fonksiyonlarınız bozuksa, haşimatonuz varsa elinizdeki iyotu önce doğru kullanmayı, yani iyot dozunu artırmak yerine elimizdeki iyotu doğru kullanmayı, doğru işlemeyi, çünkü o iyot işlenecek tiroid için, öyle düşünün, işleyip kullanacaksın. Ortaya bir şey de bırakacak, kalıntı da bırakacak, o külleri de temizlemen gerekiyor. Onun için bedene kloru, floru, bromu, brom ne, en çok nede var? İnsektisitlerde, yani özellikle böcek ilaçlarında yüksek miktarda brom var. Brom da toksik ve iyotun yerini alır. Bunlar iyottan daha hızlıdır. Bunlar bedeninizde artmaya başladığı zaman iyot ihtiyacınız giderek artar arkadaşlar. Bunları da örneğin brom iyotla çok benzeşir. İşte eski yöntemlerden iyon elektrot testlerinde bromla iyot karışır hatta. O yüzden işte ICP-MS yöntemiyle birazcık daha idrarda iyot bakılırken ikisi karışmıyor. Bizim baktırdığımız laboratuvarlarda bu yöntemi kullanıyorlar. Yani şey gibi düşünün. Bunlar birbirine çok benziyorlar. Birini biri olarak bile ölçebiliyordu. İşte eski bu iyon elektrot testlerinde. Biri birini yerine geçerse yani toksik maruziyetiniz artarsa, işte ağır metal maruziyetiniz artarsa iyotun kullanımıyla ilgili sorunlar çıkar. Ağır metal dediğimiz yani senin kötü yaşamın, işte sudan aldığın, yiyeceklerle aldığın, işte hayvansal gıdalarla aldığın, havadan aldığın birçok gıdanın içindeki toksik yabancı madde ya da hayatına giren pet şişelerden tutun. Çünkü pet şişelerin içindeki paraben, pet şişelerin içindeki BPA'da cildinize sürdüğünüz parabende östrojen benzer etkiler yapar. Yani bedendeki toksik yükü artırmaya başladığınız zaman buna iyotla falan baş etmek çok zor arkadaşlar. Zaten yüksek doz iyot savunucularının en önemli argümanı da bu. Yani bedenime çok toksik madde giriyor, klor giriyor, flor giriyor. Ya azalt. Yani toksik yaşam azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani stresin, yani şu an işte televizyonda haber, şimdi annem babam ziyaretimdeydi. Yani televizyona daha çok maruz kaldım. Maruz kalmak yani ağır metalden daha beter yani televizyonlar. Cidden stres yükünüzü artırıyor, toksik yükünüzü artırıyor, ruhsal toksinlerle mi baş edelim, çocukluk öykümüzle mi baş edelim, bedenimize giren bu sıkıntılarla işte viral yükle, gezegenin viral yüküyle mi baş edelim? Hakikaten ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz ama toksinlerden, zehirlerden uzaklaşmak zorundayız.
Yani iyot yoksa burada bizim kurtarıcımız olamaz. Burada başı çeken arkadaşlar klordur. Burada bir numaralı evinize klorlu suyla elinizi yüzünüzü yıkamamanız lazım. Yani keşke öyle bir fırsatımız olsa, bunu herkes yapabilse. Ama işte özellikle Hashimoto hastalarında, tiroid fonksiyonları bozuk olanlarda, toksik yük olanlarda, östrojen dominansı olanlarda, yani iyot ihtiyacı bunlarda çok artmış. Çok terleyenlerde, çok spor yapanlarda, işte metabolizma hızı yavaş olanlarda, insülin direnci olanlarda, kilo almış olanlarda birazcık daha bunlarda iyot ihtiyacı artmış durumda. Ama tekrar söylüyorum, iyot ihtiyacını yani %5'lik Lügol'le ayarlamanız çok zor. Kendi başına ayarlamanın çok zor. Glutatyonunu bilmeden ayarlaman çok zor. Bağırsakla ilgili geçirgenliğin var mı ya da bir sızıntılı bağırsak durumun, enflamasyon durumun var mı? Glutatyonun ne durumda bu bedeninle ilgili çünkü bunlar. Bunları anlamak çok zor. Günlük iyot ihtiyacını söylemiş oluyoruz. Bu soru çok sorulduğu için söylüyorum. Günlük iyot ihtiyacını arkadaşlar sizin bedeninizin durumu ve hücrelerinizin durumu belirler. Bunu tek bir reçete altında toplayamayız. Yani yoksa %30, %50'sinde mucize gibi tırnak içerisinde o mucizeler devam etmiyor. Yani yoksa inanın ben size sürekli hani bunlarla ilgili geri bildirimde bulunurdum. Çünkü takip gerektiriyor. Ya bize 3 gün iyi gelen 4. gün çok kötü gelebiliyor. 2 ay iyi gelebilen 3 ay 4 ay bizi süründürebiliyor. O yüzden çok temkinli gitmek gerekiyor. Ben bunların hepsini yaşayıp gördüğüm için özellikle metilasyon konusunda metille ilgili yaşayıp gördüğüm için yani çünkü eskiden hepsini yaptık. İyotu sürdürdük. Değil mi? Ben sürdürdüm hala ara ara meme dokusuna Lügol, Tentridiyot sürdürüyordum. Yani ayak altına bir tane yorum vardı. İşte Rusya'da bir doktorlar söylemiş. Aynen ayak altına da sürdüm. Yani bir sürü şey yaptık. Yani yine hani ara ara deneyebiliriz ama asıl olan şey yani iyodun oral olarak alındığı bir sistemde iyodun yollarını iyi bilmeniz. Yani feritinini bilmeyen, demir deposunu bilmeyen, demir eksikliği olan birinin iyot kullanmasını önermem. Yani demir eksik, demiri de beraber. Yani özellikle kanaması olan, ciddi adet kanamaları olan, progesteron eksikliği olan, östrojen dominansı olup adet döngüsünün ikinci fazı berbat geçen, ağrılardan kıvranan, ciddi demir eksikliği olan, kanamaları olan birine iyot önermekte biraz çekinirim. Önce östrojen progesteron dengesine, bağırsaklarına, sindirimine, eksik vitamin minerallerine odaklanırım. Yani yavaş yavaş götürürüm bu işi. İyodun Tayfun abinin o lafını çok severim. Türkiye'de İyot'ta en çok uğraşmış adam diyebiliriz yani. Tayfun abiye ve Gökşin ablaya en çok onlar uğraşmış diyebiliriz rahatlıkla. Onun bir lafını severim. İki ucu keskin der yani. İki ucu, iki tarafı da keskin bir kılıç gibidir, bıçak gibidir. Yani iki tarafı da hakikaten bir şeyde dengede götürmek gerekiyor. Ben bu söze katılıyorum. İyodun birçok müthiş etkinliği yanında hakikaten de istenmeyen sonuçlar doğurabilecek, otoimmüniteyi tetikleyebilecek, anti-TPO'yu ciddi artırabilecek, hipertiroidi tetikleyebilecek durumları var. Bazen örnekler veriliyor. İşte yüksek doz, işte Japonlar 13 miligram falan. Arkadaşlar Japonların 13 miligramla ilgili bir hesap hatası var. Onlarla ilgili epey makale taramış, okumuş bir insan olarak söylüyorum. Orada bir hesapla ilgili hata var. Onların daha çok kelp dediğimiz bir veya işte yosun türleri tüketiyorlar. Ve ortalama hesapları 3 miligram falan çıkıyor. Bu da çok yüksek bir oran. Tabii 13 miligram değil ama 3 miligram da iyi bir oran zaten. Ama zaten öyle gidiyor. Yani çoğu insana yani minicik dozlardaki iyot bile tiroidinde büyük değişiklikler yaratabiliyor. Defalarca şahit olduğum bir şey. Yani 300 mikrogram, 450 mikrogram, 600 mikrogramla, 1 miligramla yani 1000 mikrogramla müthiş değişiklikler gördüğümüz hastalarımız var. Anti-TPO'suna dokunmadan, TSH'ına dokunmadan, onun bedeninin hızında. Ya bir yere yetişmeye çalışmıyoruz yani. Bu iyotla ilgili süreç bizi biraz şeye uğratır. Ya hepsi iyi niyetli ama. Yani en son sonuçta iyot yani bunu anlatan arkadaşlarım da işte bunu en çok dillendiren. Bu arada bu konuştuklarım hiçbir zaman bir kişiye değil. Çünkü iyot çok fazla ses yükseldiği için. En çok benim en sevdiğim arkadaşımı takip ettiğim için ben oradan birazcık daha biliyorum ama çok kişiyi görüyorum. Çok bununla ilgili şey okuyorum. İnsanlar bunu iyi niyetli olarak yani iyotu alalım sorunlar çözülsün. Bedenimizdeki işte halojen toksitesi sona ersin. Tiroid fonksiyonlar düzelsin diye bir niyeti var ama bedende işler öyle gitmiyor mu? Yani bedende bir şey girdiği zaman bir sisteme bir sürü yolları etkiliyor. Tek bir yola değil. O yüzden biz burada buna dikkat ediyoruz. Dediğim gibi şeylerden bahsettim. Buradan sorulara bakıyorum. Arkadaşlar koronavirüsten korunmak için iyot böyle bir şey tek başına iyot olamaz arkadaşlar. Tek başına iyot olmaz. Ben senin D vitaminini, manezyumunu, çinkonu, homosistein durumunu, B12 durumunu çok merak ederim. Tabii ki iyotuna da bakarım.
Selenyumuna da bakarım. Yani senin bir sürü şeyini merak ederim. Ve ona göre bütüncül bir yoldan giderim. Bir verdiğimin diğerinde nereyi dokunacağını bilirim. Yani sana iyot verdiğim zaman demirinin yeterli, glutatyon rezervinin iyi olması gerektiğini zihninden geçiririm. Veya sana D vitamini verdiğim zaman işte kalsiyumun durumuna bakarım. Parathormon durumuna bakarım ihtiyaç varsa. Parathormonun kaç ona bakarım. Yani parathormonun 30'un altında, D vitamininin 55. Bunu zorla yükseltmeye çalışmam ama bu değeri korumaya çalışırım mesela gibi. Yani bedende bir parametreyle değil, birçok parametreyle bunları öğrenebilir misiniz? Öğrenebilirsiniz. Ama yine bir yol göstericiye, sizi dışarıdan sizi aynalayacak bir hekime ihtiyacınız var. Yani bir hekimin, yani bütünsel tıpla ilgilenen bir hekime ihtiyacınız var. Bu konuştuğumuz konular biraz özel olabilir ama ararsak buluyoruz. Bilgiye dolaşıyoruz. Bak bunları dinliyorsunuz. Şimdi beni dinleyenler, bana bu soruları soranlar biraz da temkinli yaklaşacaklar. Yani o rutinlerini biraz da dikkatli gidecekler. TSH'larını, anti-TPO'larını, idrar iyotlarını, tiroglobulin düzeylerini, total T4'lerini merak edecekler belki. Değil mi? Total T4'üne bakacak. Yani 5-10 mikrogram bölü desilitre arasındaysa, 3-10 arasında tiroglobulin varsa diyecek ki iyotum aslında yeterli. Burada bir başka bir parametreye bakayım. Şuraya dokunayım. Acaba moleküler iyota mı biraz daha ihtiyacım olabilir falan gibi soru işareti gelecek aklınıza. Çok önemsiyorum bu konular arkadaşlar. Çok çok önemli. Yani bu bilgiler de çok değerli. Bunları ezbere iş yapmak için değil, size koşulsuz paylaşmak için bunları söylüyorum. Yani birinize dokunabilirsem, yani birinizin yani sıkıntılı bir şey yaşamasına engel olabilirsem ya da iyi bir şey yaşamanıza vesile olabilirsem çok mutlu oluyorum zaten. O yüzden bu çok önemsediğim konuları size anlatıyorum. Bunların içinde muhtemelen yeni duyduğunuz şeyler var. Antikorlar negatif olduğu halde Hashimoto hastası, iyot konusundan bahsediyoruz. Yani orada da antikorlar negatif olması bir avantaj. Aslında tiroide saldırı demeyelim ama anti-TPO bazen bazı kanser türlerinde koruyucu olduğu ile ilgili. Anti-TPO'nun yükselmesinin bile bazı durumlar için koruyucu olduğunu bildiren yayınlar bile var. Yani beden içinde bir denge var. Bunları sıkı sıkıya böyle sarılmıyoruz onlara. Klinik bizim için önde geliyor ama burasının da haberci olduğunu bilmek gerekiyor. Yani tiroid antikorları normalse biz birazcık daha en azından otoimmünite anlamında daha rahat için benim kendi adıma. Takip ettiğim endokrinci, yani birlikte takip ettiğim endokrinci bir aile hekimi oluyor genelde. İlaç dozlarını ayarlayan, işte iyot kullanırken bazen işte o değerlerde bir değişiklik varsa, Hashimoto olan birisi varsa kesinlikle endokrin ya da bir dahiliye hekiminin takip etmesini istiyorum. Eltroksin kullanıyorsa doktoruna danışmasını öneriyorum. Burada da iyot konumunda kullanılabilir Hashimoto'da, anti-TPO, anti-tiroglobulin ama doktor kontrolünde. Yani burada da çünkü antikorları takip edilmesi gerek. Yani eğer yolda iyot verirsek ihtiyacınıza göre iyotunuzu ölçmüştür. Kreatinle oranlayarak iyotunuza bakmıştır. Tiroglobulinize bakmıştır. Free T3'ünüze, Free T4'ünüze, T4'ün T3 dönüşümüne bakmıştır. Ona göre iyotunuzu planlamayı planlar. Östrojen, progesteron dengenizi hesaba katar. Memenizde kist var mı? Onu hesaba katarak belki iyot dozunu buna göre ayarlayacaktır. Onu hesaba katarak bunu yapar. Yani burada iyot kullanılabilir mi? Evet, Hashimoto'da antikorlar yüksekken de endokrinci arkadaşlarıma bakıyorum. Bütünsel yaklaşım olan iyot kullanabiliyorlar. Ama takip gerektiriyor arkadaşlar. Yani takip gerekiyor orada. Şimdi bir bakıyorum buraya. Hani geriye kalan soru var mı? Çok özet, şurada bir özet anlatayım. Yani iyotun tiroid fonksiyonlarını kullanması için bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor. O işlemlerden geçerken de başka vitaminlere, minerallere ihtiyaç var. Tek başına aslında iyot yapmıyor bunları. Beden başka vitaminlerle, minerallerle bunu sağlamış oluyor. Şimdi yavaş yavaş şey konusundan bahsetmek istiyorum. Havada kalan bir şey kalırsa biraz da soru sormanız izin vereceğim. Bir bakacağım. Hani kalabalığız biraz ama aradan seçip cevaplamaya çalışacağım. Eksik var mı diye bakıyorum. Lügol konusunu konuştuk. Yani odanın bir kenarına bir soru vardı. İşte tentür diyot koysak uçarak biz hani uçucu bir şey bize şey yapar mı? Öyle bir deneyimim yok. Ama tekrar söylüyorum. Oral kullanım ve takip, hormonları takip, iyotu takip gerekiyor. Diğer molekülleri takip gerekiyor. İyotun cilde uygulaması değil yine. Bunları konuşmuş olduk. Şimdi biraz yavaş yavaş şeye geçelim. Arkadaşlar, ben hep anlatıyorum, paylaşıyorum da bağışıklık sistemimizin iyi olması. Şimdi bugün işte bir aşı süreci var, bir enfeksiyon süreci var. Ülkemizde en yüksek olduğu dönemdeyiz. Bakın şöyle bir şey, bana gelen tüm danışanlarda baktığım her şeyi anlatıyorum size.
Danışanların neyine baktığımı, ana olarak nelerine baktığımı danışanlarım biliyor zaten. Çok büyük bir kısmı da beni şu an izliyorlar. Onlar da bu bilgilerden faydalanıyorlar. Birçoğu meraklı zaten. Yeni bilgi öğrenmeye sizler gibi. Yani şöyle düşünün. Olmazsa olmazlar var. Yani bağışıklık sistemi zaten iyi çalışmıyorsa sizi depresyona da sokar bağışıklık sistemi. Çünkü bugün depresif bozukluk diyor sistem. Depresif bozukluk yani aslında bir anlamda bir sendromal bir şeyi tanımlamamış. Yani altında bir patoloji seçici bulunamamış. Tam net bir patoloji konamamış. Aslında depresyon bir hastalık olmasını biz niye mesela hastalık diyebiliriz? Nöroenflamasyon arkadaşlar. Bir inflamasyon durumu var. Santral sinir sistemindeki bir inflamasyon. Bağışıklık sisteminde bir bozukluk varsa hormonal sisteminizi etkiler. Santral sinir sisteminizi etkiler. Bütün sistem etkiler. Bağışıklık sistemi nedir? Ülkenin askeri gücü gibi düşünün. Askeriyenin hani şefkati olan bir askeriye, işleri kolay yoldan çözen bir askeriye, bir de sert yoldan çözen bir askeriye düşünün. Yani tanımadığı birini şey yollarla, daha yumuşak yollarla, ya oradaki tehdide göre de değişiyor bu. Sizin verdiğiniz cevaba göre değişiyor. Çünkü bu cevap, yani depresyon bile inflamasyonla çok yakın ilişkili. Santral sinirindeki anksiyete bile, birçok psikiyatrik hastalık bile, bırakın fibromiyajdan falan geçtim. Yani normal inflamatuar hastalıklar zaten inflamasyon, kronik inflamasyon ama inflamasyonla biz asıl meselemiz. Şimdi biz tıp olarak genel, klasik tıp olarak neyi suçlarız arkadaşlar? Bardağı taşıran son damlayı. Bardağı taşıran son damla hep suçlanır. Yani bu virüsse virüstür. Bu hastalık, hastalığa bir isim verilir. O son damlanın en son damlası tedavi edilir. İlaçlarla o tedavi edilir. İnsülin direnci verilen ilaç en son yola, en son biyokimyasal yola. Metformin verir, AMPK, mTOR yolağını hedef alır mesela. Ama bunu biz bambaşka yollardan yapabiliriz. Ağrı kesici ile ağrıyı kesmeye benziyor. Ağrının kökeniyle ilgilenmeye gibi değil. O yüzden virüs bir bahane gibi şu an hepimizi tehdit ediyor. Bağışıklık sistemimiz zayıf olanları çok tehdit ediyor. Son damladır virüs. Yani eğer çok ciddi bir genetik yatkınlık, çok ciddi. İşte sizin o işte ACE ile spike ilişkisiyle ilgili ya da virüsün kolay, çok hızlı çoğalmasını kolaylaştıracak bir mutasyon falan tespit edilirse onlar ayrı. Ama toplumun çok büyük bir kısmı için konuşuyorum. Yani bizim bağışıklık sistemimiz iyi olacak ki gelecek fırtınalara, bak deprem oldu değil mi? Yani taşındığım bölgede deprem oluyor. Van'da da yaşamıştım. Burada da aynı şey oldu. Depremde arkadaşlar en çok kimler etkileniyor? Zemine güvenmeyenler. Yani bir fırtınada yani bulunduğunuz bölgeye güvenmiyorsanız eğer, bulunduğunuz suya güvenmiyorsanız, denize güvenmiyorsanız yani orada savrulma olasılığınız artıyor. Yani virüs de böyle bir şey. Bugün bunun adı koronavirüs. Koronavirüsün belki bambaşka bir mutasyon ortaya çıkacak. Bilmiyoruz bunu. Ne olacağını da bilmiyoruz şimdi süreçte. Evet yani şu an için bir süreç var. Şeyin dozunu arttırdı, bulaş dozunu arttırdı. İnsanları daha çok etkiledi. Yaşlı grup diyorlar ama yaş değil, inflame grup. Yani inflamasyona yatkınlığı olan, kronik hastalığı olan grubu daha çok etkiliyor. Şimdi erken yaşlarda görülmesinin sebebi de o. İnflamatuar yatkınlığının yüksek olması. Hepimizi tehdit ediyor doğal olarak. O yüzden biz ne yapacağız? Olmazsa olmaz. Depresyon olan danışanıma da, fibromiyalisi olana da, ülseratif kolit tanısıyla takipli olan danışanıma da, migreni olan, MS danışanım, nörolojinin takip ettiği bir MS hastamda da izlediğim yollarda ana şey bellidir. İnflamatuar süreçlerle uğraşırız. Hangi hastalık olursa olsun arkadaşlar. İnflamatuar süreçlerle uğraşılır. İnflamasyon özellikle bağırsakların ön planda olduğu bir süreçtir. 3 tane ana şey. Yediğiniz gıda inflamatuardır arkadaşlar. Şeker, rafine karbonhidratlar, yağlar, ayçiçek yağı, yağ dediğim bu. Ayçiçek yağı, margarinler, çok margarin çok kullanılmıyor ama tohum yağları, kullandığınız ayçiçek yağı, kanola yağı. Bunlar toksiktir arkadaşlar. Omega 6 inflamatuardır. Toksikten ziyade inflamatuarı kullanalım. İnflamasyon artırıcıdır. Şeker, inflamasyon artırıcıdır. Stres, değersizlik, yetersizlik hissi, yoğun yaşanan değersizlik, yetersizlik, yoğun depresi hissetme arkadaşlar. Bunlar inflamatuardır. Bunlar sizin sisteminizi zaten çökmeye hazır hale getirir. Temeli bunlar uyarlar. Yani siz sürekli değersiz hisseden, yetersiz hisseden, şekerle beslenen, güven arayışını oral doyumlarla sağlayan, ağzınıza her sıkıldığınızda, üzüldüğünüzde, yakınlık arayışınızda, güven arayışınızda, ağzınıza bir karbonhidrat götüren, ayçiçek yağıyla dışarıda yapılmış gıdalarla beslenen, dışarıda artık biraz da evde yiyoruz. Belki bu bizim avantajımız oldu. O yüzden biz hani omega 3 konuşuyoruz ya, omega 3 konuşuyoruz, zeytinyağı konuşuyoruz.
İşte avokado yağı konuşuyoruz. İşte GLP'yi etkilesin, zeytinyağı GLP'yi etkilesin. Yani metabolik sistem içerisinde insülin direncine karşı bunlar en önemli şeylerimiz. Bağırsak, şimdi şurada şunu çok önemli bir şey söyleyeyim. Yani kitapta da dillendirdiğim beslenmeyle ilgili. Arkadaşlar, beslenmenin iki tane amacı var. Bakın, beslenmenin iki amacı var. Bir, hücreyi yani mitokondriyi doyurmak. İki, bağırsaktaki mikropları doyurmak arkadaşlar. Bu ikisini doyurmak için bir besleniyoruz. Diğerleri karbonhidratlar, yani karbonhidrat dediğim işlenmiş karbonhidratlar. Bahsettiğim kuru baklagil grubu falan değil ya da lahana değil. Bunlar da çok kaliteli karbonhidrat kaynaklarıdır. Kuru yemiş değil. Kuru yemiş de doğru beslen, kuru yemiş de doğru tüketmek ayrı bir şey. Onun ayrıntılarına girmeyeceğim ama dediğim gibi şeker, un tüketen ve evine işte ayçiçek yağı, şimdi bugünkü durumumuzu düşünün. Bunlar inflamatuar gıdalar. Bağırsaklarına iyi bakmayan biri, bağırsak mikroplarına iyi bakmayan, fermente lahana, fermente kırmızı pancar, kaliteli yumurtaya ulaşamayan bir grubun bağışıklık sistemi birazcık zayıflama eğiliminde. Çünkü zaten bunları tüketmeyen insan doyamıyor da. Bu grup doyamaz. Bağırsaklarına iyi bakmayan grup enfeksiyona açık hale gelir. Peki, biz beslenmeye dikkat etmeye başladık. Birazcık daha işte kronik depresif hissediyordum, mutsuz hissediyordum. Hayatın anlamı ile ilgili anlamsız geliyor her şey. Dış dünya anlamsız geliyor. Bazen ben anlamsız geliyor, varlığım anlamsız geliyor. İşte değersizlik duyguları, yetersizlik duyguları, sevilmiyor duyguları var. Psikoterapi de almaya başladım. Bakın çok önemli arkadaşlar. Burayı toparlamaya çalıştım. Yani bunları yapmaya çalıştım. Beslemeyi de düzelttim. Çok zor değil bunlara ulaşmak. Bunları yaparsınız. Şimdi benim burada vereceğim öneriler şu arkadaşlar. Arkadaşlar, D vitamininiz 50'nin üzerinde olması gerekiyor. 50-70 aralığında. D vitamini alırken K2 öneriyorum. D vitamini kalsiyumu artırır. 10,5'un üstüne, onun üzerine kalsiyumun çıkması bir sıkıntıdır arkadaşlar. Parathormonun çok baskılanması sıkıntıdır. Şunu unutmayın. Kalsiyumu çok kötü. Yeşillik yemeyen, roka yemeyen. Kalsiyumun ana kaynağı roka, ısırgan, dereotu gibi kafanızda kalsın. Süt gibi kalmasın aklınızda. Sütteki kalsiyum fosfor oranını birbirine eşit olduğu için fosforu kalsiyum emilini bozar. Hatta sütün işte birazcık daha beden üzerine tırnak içerisinde asitik yükü artırdığı için bedenin alkali mekanizmasılarından bir tanesi kemiklerdir arkadaşlar. Kalsiyum karbonattır. İşte o kemik erimesi der ya, bazen süt, yoğurt bazen kemik erimesiyle ilişkilendirilir. Bazı çalışmalar vardır. Kalça kırığını sütün, 2 bardak içilen sütün artırdığı ile ilgili falan filan. Burada aslında devreye giren mekanizmalar var. Yani biz D vitaminini aldığımız zaman yeterli yeşil yapraklı bitki yiyip kalsiyum almıyorsak, kemik erimesiyle ilişkilendirilen D vitamini alımları var. Böyle bir şey olabilir mi? Çok zor ama geçen gün bir kongreye katılmıştım. D vitamininin kalsiyumu artırmak için yani normalde böbreklerden, tübüllerden kalsiyum emilini artırma gibi bir mekanizması var. Hangisinin? 1,25 hidroksi D vitaminini. D vitamininin 1,25 hidroksi D vitamini ve diğer D vitamininin hormonal etkilerini gösteren formülana dönüşmesi için manezyum olmazsa olmaz arkadaşlar. D vitaminini unutmuyoruz. D vitamininin kalsiyumu zaten dışarıdan alıyoruz. Roka tüketiyoruz düzenli. Roka tüketmenizi hepinizin hep söylüyorum. Roka evde olmazsa olmaz gıdalardan bir tanesi. Kalsiyumunuzu, folatınızı almanız için yeşil yapraklı bitki almanız açısından mükemmel bir kaynak. Dereotu, işte brokoli tüketmenizi tavsiye ediyorum ama roka burada. Kalsiyumunuz var olduğunu kabul ediyoruz. D vitamini bu kalsiyum emimini artırdı. Onun üzerine dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Parathormonu da 30 civarı. Yani diyorlar ki işte araştırmada 60'ın altı iyi diyorlar ama 40, hatta 30'un altındaki değerler, 30 civarındaki değerler diyeyim ben size, parathormon bu işlerin yolunda gittiğini gösterir. Yani D vitamini kemik erimesi yapmıyor. Kongrede o gün tartışıldığı için burada da söyleyeyim. D vitamininin 50-70 aralığında mümkünse K2 ile alınması gerekiyor. D vitamininin artırdığı kalsiyum, özellikle ülkemizde K2'li D vitaminlerinden sonra ben neredeyse kalsiyum artışı hiç görmüyorum. Yani tehlikeli kalsiyum artışı hiç görmüyorum. Artan kalsiyumun kemiklere, dişlere yönlendirilmesi K2 ile oluyor. K2'yi bulan bir aslında dişçi, ortomoleküler tıpçı, adamın ismini unuttum. Az önce aklımdaydı, unuttum. Yani K2 aktivatör X Weston Price. Muhtemelen hatırlamıştınız sizler. Weston Price aktivatör X olarak tanımlamış. Daha sonra işte K2 vitamini olduğu, öncelikle omega 3 mu acaba demişler. Ama K2 oldu anlaşılmış. K2 müthiş bir diş koruyucusu, anti-inflamatuar etkinlikleri olan, prostatta K faktör diyen arkadaşlar var ama kanserde, meme kanserinde, prostat kanserinde önemli olduğu düşünülen, özellikle bağırsaklardaki bakteriler tarafından Bacillus cibulis tarafından
Siptulis tarafından üretilen yeni yeni bakteriler de artık ortaya çıkıyor kaik üreten. Bağırsaklarına iyi bakan biri kaik üretiyor ama ben D vitaminiyle K2 alınmasını öneriyorum. Yüksek doz D vitamini değil, 300 bin değil arkadaşlar, 100 bin değil. Günlük şeyinize göre, sizin kilonuza göre işte idame doz doktorunuzun kontrolünde, bunu söyleyeyim arkadaşlar. 100 ünite başlayıp idamede 70-80 kiloysanız 60 ünite, yani 80 kiloyum. 60 ünite, 5000-6000 ünite benim günlük aldığım doz bu arada. 6000 ünite alıyorum ben. İşte 55-60 civarında selülü D vitaminim. Biliyorsunuz yani bir D vitamini çalışmasında ağır hastalık geçiren, COVID hastalığı geçirenlerin %97'sinin ortalama D vitamini 14 çıkmış. D vitamini arkadaşlar sizi viral enfeksiyonlardan korur. D vitamini özellikle hangisi? 1.23 hidroksi D vitaminini. Bunun için magnezyuma ihtiyaç var. En çok kullandığım magnezyum türü magnezyum glisinat. Magnezyum glisinat değerlidir. Taurat formu. Bunları tekrar tekrar anlatmış oluyoruz. Burada yine vurguluyorum. Çünkü virüse karşı bağırsaklarımıza iyi bakıp ruhsal sistemimize sahip çıktığımızı hesaba kattım şimdi. Yanına bunları ekliyorum. Omega 3 altımı dengelemeye çalıştım. Gerekirse omega 3 kullandım. EPA. Antiinflamatör olan EPA. DHEA da özellikle beyin koruyucu yapısal formdur. Dikkat eksikliği, hiperaktivitede, beynin yapısal bozukluklarında, otizmde işte bir yapısal şey istiyorum. MS'de miyelin kılıfı yapmak istiyorum. Orada da DHEA biraz daha ön plana çıkıyor. EPA da antiinflamatuar, biraz daha fonksiyonel bir etkinliği olan, biri yapısal biri fonksiyonel. Omega 3 altı dengemi sağladığımı, sıkıntılı yağları sistemden çıkarıp kaliteli yağları soktuğumu, kaliteli besinleri soktuğumu hesaba katıyorum. Burada vitamin minerallere geçiyoruz. D vitamini dediğim gibi 50-60-70 civarı son derece uygun. Kalsiyum ve paratormonla birlikte takip ettiğimizi düşünüyoruz. Magnezyum olmazsa olmaz. Magnezyum formlarını söyledim. Magnezyum formlarını bir daha hatırlayalım. Glisinat, glisin var bir kere. Ekstra ben kendim ara ara glisin de alıyorum. Glisini beyinde inhibitör dediğimiz, biraz daha işte GABA ile beraber çalışan rahatlatıcı bir yol gibi düşünün. Glisin uykuda işte 3 gram, OKV çalışmaları falan var. Depresyon çalışmaları var. Anksiyete çalışmaları var. Glisin çok değerli bir şey. Magnezyum glisinat 2+2=8 eden bir şey. Yani magnezyumun rahatlatıcı etkisi 2+2 burada 4 etmiyor. Bu aditif etki. Diğerinde sinerjik bir etki var. Ciddi anlamda size katkı sağladığını düşünüyorum. Magnezyum glisinat, magnezyum asetil taurat, taurinle kombine formları, taurin biliyorsunuz magnezyumun taşınmasında etkin. İşte malat formları, trivanat formları, işte taşınız varsa sitrat formu, öyle deriz. Hani taş varsa, böbrek taşı, kalsiyum oksalat taşlarınız varsa sitrat formu biraz daha ön plana çıkar. Ama tekrar söylüyorum, en çok deneyimli olan magnezyum türü magnezyum glisinat. Magnezyum glisinat kendim kullanıyorum. Diğeri çinko arkadaşlar. Çinkoyu, çinko picolinat, çinko glisinat, çinko metiyonin formları kullanılabilir. Çiğ kabak çekirdeğinde, çiğ badem tüketen grupta kanlarında ölçtürebilirler. Yani 100-110'u yakalayan bir sürü hastam var. İşte Sinlab'ın ölçtürdüğü tetkiklerde de 1400-1500. Şimdi şeylerini hatırlamıyorum, beraber bakarız. Ya yüzlü formlarda ya da işte binli formlarda oluyor. 1400-1500 yakalamaya çalışıyoruz Sinlab'ın ölçümlerinde. Bizim Antalya'daki Tosun Lab'da da 100-110, yüzlü derlerse orada da işte 60'ları görüyoruz. Arkadaşlar 45-50 kulağı çınlayan yıllardır anksiyete, depresif hastaları, saçı tırnağı güçsüz, bağırsakları sorunlu. Çinko bunların hepsinde etkili. Çinkonun en önemli etkinliği olduğu yerden bir tanesi de sindirim enzimleri. Çinko olmadan olmaz arkadaşlar. Sindirim enzim üretmemiz, insülini sağlıklı kullanmamız, pankreasta insülin salgısının sağlıklı olması çok zor. Çinkosuz. Çinkosuz sindirim enzimi üretmek zor. Çinkosuz bağırsak astarını onarmamız zor. Çinkosuz dikkat eksikliğini tedavi etmemiz zor arkadaşlar. Çinkosuz saçlarımızın güçlü olması, saç, tırnak, bunlar bize içeriğiyle ilgili bilgi veren alanlar. Yani sizin tırnağınızın güçsüzleşmesi ve üzerinde bir tane beyaz çizgi çıkması, benim çinkom eksik, o beyazlık gitsin diye değil, bağırsağınızı onarmanızla ilgili bir sorun olabileceğini, sindirim enzimlerinizle ilgili bir sorun olabileceğini göstermek için. Çinko bağışıklık sisteminde çok 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 ama çok önemli bir elemanı. Çinkoyu 100-110 civarında tutmaya çalışıyorum. 90-110 benim güvenli aralığım, dediğim gibi. Diğer tarafta 1400-1500 gibi değerler, Sinlab'ın değerlerinde benim güvenli alanlarım. Çinkonun yanına çinkoyu yüksek değerlerde kullanırsak, işte ben viral enfeksiyon riskim var, 40-50 mg kullanacağım. Orada
Bakırı çok önemsiyoruz. 40-50 miligram birkaç ay kullanırsanız ciddi bakır eksikliğine yol açabilir. Bakır da kan hücrelerinin üretiminden sorumluydu, hatırlayalım. Çinko olmadan yine bizim bağışıklık sistemimizin elemanları sağlıklı çalışmaz arkadaşlar. Çinko da çok önemli. İyotu zaten en başta konuştuğumuz için iyotun işine girmeyeceğim. Çinko dedik, magnezyum dedik, D vitamini dedik arkadaşlar. Arkadaşlar selenyum. Bir çalışmada neredeyse 4-5, 4.7 mi öyle bir tam hatırlayamıyorum şeyini. 4 ya da 5 olması lazım. Kat mortaliteyi selenyum düşüklüğünün artırdığı gösterilmiş. Covid enfeksiyonlarında selenyum eksikliği çok önemli bir şey. Onu da 100-110 civarında tutmaya çalışıyorum. Bu arada bakır, çinkonun onda biri oranında bakırlanmış. Bakır glisinat. Çinko metiyonin dedik. Çinko pikolinat, çinko glisinat ya da çinko metiyonin. Bunların onda biri oranında da bakır glisinat koymak çok akıllıca arkadaşlar. Onda bir oranında. 15 miligramlık dozlar çok ideal dozlar. 2 ay, 3 ay kullandırıp danışanlara bıraktırıyorum. Bir daha bakın diyorum değerlerinize. Ya da gün aşırı aldırıyorum. Bir enfeksiyon riski varsa birazcık dozu arttırabiliyoruz ama takip ediyoruz. Dediğim gibi 15 miligramda çok ciddi bakır eksikliğine yol açmaz ama zaten adam koymuş. 15 miligram çinko koymuş. 1,5 miligram da bakır glisinat koymuş mis gibi. Bu çok değerli bir destek. Diğer taraftan selenyum. Selenyumu neredeyse günlük yani 100 mikrogramla bile el selenometiyonin metiyonin arkadaşlar. Selenit falan değil. Sodyum selenit falan gibi şeyler falan var. El selenometiyonin metiyonin en iyi kullanılabilecek formlarından bir tanesi. 100 mikrogramla bile ciddi anlamda yol aldığımız bir sürü artan, selenyum artan danışanımız oluyor. 200 miligramlık şeyler var. Kullanıp bakmak lazım 2 ay sonra. Selenyum nereye gidiyor? Selenyum biliyorsunuz. Glutatyon vücuttaki şu an en çok tükettiğimiz yani glutatyon sıkıntılı beslenen dışarıdan toksinle maruz kalan, toksik maddelere maruz kalan, içerideki toksinlere maruz kalan en çok bizim çöpümüzü temizleyen glutatyon, içerideki melatonin biliyorsunuz bunlar ciddi anlamda efor harcayan antioksidanlar glutatyon başı çekiyor. O yüzden selenyumun glutatyon kullanıldıktan sonra tekrar eski haline gelebilmesi için selenyuma ihtiyacımız var arkadaşlar. Arkadaşlar diğer taraftan selenyumu da söyledik. Bunu da aklınıza yattığını düşünüyorum artık. Çünkü defalarca bunları da anlattım ama şu an tekrar bir gözden geçirme yapmış oluyoruz. Selenyum diğer taraftan B12 vitamini. B12 folat. Folik asit demiyorum arkadaşlar. Folat diyorum. Folik asitten bir sonraki aşamadır folat. Dihidrofolat rediktaz. Bugün bir soru vardı. Metotraksat kullanan. Metotraksat dihidrofolat rediktaz inhibitörüdür. Yani dışarıdan aldığınız folik asitin folata dönüşmesini bozar. Folat nedir aslında? Yani yeşil yapı folyumdan geliyor. Yeşil yapraktan geliyor. Folat, folyum. Yeşil yapraklı bitkiler. DNA, RNA sentezidir arkadaşlar. Siz yediğiniz ciğerle, bir ciğerle de alabilirsiniz. Yani bir işte kuzu ciğer yediğiniz zaman, dana ciğer yediğiniz zaman, tavuktan aldığınız bir etle, ciğerle folik asit aldığınız zaman yeşil yapraklı bitkidir ana kaynakları. DNA, RNA sentezi demek. Yani folik asit yolaklarını komple blok eden birleştirme metotraksat. Orada işte folik asitin aktif formları çok hayati öneme sahip oluyor. Bu soru geldiği için araya sıkıştırmış oldum. Özellikle otoimmün hastalıklar olan romatoid artrit, ankilozing spondilit gibi hastalıklarda işte ciddi eklem sorunlarında, ağrı sorunlarında, akut inflamatuvar süreçlerde kullanılabilen bir ilaç. Dediğim gibi onun dokunduğu yolları iyi bilmek gerekiyor. Orada folat çok büyük önem kazanıyor. Yani biz dışarıdan folik asit değil de yeşil yapraklı bitkilerle folat aldığımız zaman ya da dışarıdan metil folat aldığımız zaman bedende metil gruplar oluşuyor. Arkadaşlar metil grupları doğal öldürücü hücreler yani hücresel bağışıklıkta ve T hem hümoral yani dediğimiz hem de hücresel bağışıklıkta çok büyük öneme sahip T hücrelerin sağlıklı çalışmasından CD4 CD8 dengesi dediğimiz bu dengeden sorumlu. Şimdi koronavirüsü düşünüyoruz. Şimdi koronavirüs üzerinden düşünüyoruz. Koronavirüs ilk bedenimize girdiği zaman hangi yani bizim hücresel bağışıklığımızda yanıt verip ona onun ya ortadan kaldırmamız lazım. Başlangıçta güçlü bir bağışıklık sistemiyle onu ortadan kaldırmamız lazım. Burada en önde olan da işte makrofajlar, natural killer'lar bunlar ön planda. Burayla tehlikeyi uzaklaştırmamız gerekiyor. Tehlike büyümeden. Burası çok önemli. Yani ilk başlangıçta iyi bir bağışıklık sistemi gelen mikroba karşı güçlü bir yanıt verip bak onu uzaklaştırması gerekiyor. Ama hastalık vücutta ilerlemeye başladıktan sonra ikinci dönemde hastalığın asıl tehlikeli olduğu kısımda yani tuhaf bir biçimde yoğun bir bağışıklık aktivasyonu oluyor. Aslında bizim bu anlattıklarımız
sistemi dengede tutmaya yarayan bir şey. Yani siz glutatyonunu beslerseniz metil gruplarıyla natural killer dediğimiz doğal öldürücü hücrelerimizi, T lenfos, T regülasyonunu sağlayan hücreleri desteklerseniz metil gruplarıyla, metil gruplarını desteklemek için B12'nin formlarını da defalarca anlattım. Bilimde de yazdım. Arkadaşlar beni dinleyen şimdi 3000'in üstünde insan var. 3000 sayısının üstünde. Bu insanların çok büyük bir kısmının kitabımı okuduğunu düşünüyorum. Bu kitap yani şöyle bir kitap. Yani hani öğrenmek için benim siz nasıl verebilirim bunu? En kısa yoldan yani insan bakınca kitaptan korkmasın. İçine girebilsin ama birçok da şey öğrensin bu kitaptan vedalaşırken. Ya da bir kenara bıraksın ama zamanı gelince içindeki bilgiler öğrensin. Mesela orada B12'leri falan çok güzel anlattım. Metilasyonu çok iyi anlattım. Meti grubu üreteceğiz ki enfeksiyonlarla mücadelede, inflamatuar süreçlerle mücadelede elimizde sağlam bir koz olsun. B12 siyanokobalamin değil arkadaşlar. B12 yani bedende siyanokobalamin diye bir şey yok. Hidroksikobalamin, metilkobalamin ve adenozinkobalamindir. Metilasyon çarkında da metilkobalamin sorumludur. Bunları defalarca anlatmıştım. Ama hiçbir bu konuda bilgi sahibi değilsek, hiçbir şey bilmiyorsak en güvenli fon hidroksikobalamindir. Bilginiz var, homositeininiz yüksek, biraz beslenmenize dikkat etmeye başladınız, bağırsağınıza, insülin direncinize dikkat etmeye başladınız, metilkobalaminini de düşük doz başladınız, dokunmadı. Tamam. Yani düşük baş, yavaş yavaş git. Yoksa kas seyirmesi diyorsunuz, genizim akıyor diyorsunuz, ben de ciddi anksiyete yaptı diyorsunuz, bu tarz tik yaptı diyorsunuz mesela. Çok nadiren olur ama eskilerde gözlemlediğim bir şey. O yüzden bedene her vitamin, her mineral böyle iyi gelmiyor. Ben eskiden bu konuda çok daha şeydim. Özellikle metilkobalamin konumunda ama şu an hani biraz deneyimlerim, biraz öğrenmeye çalıştığım süreçler, belki daha da öğreneceğim. Bir yıl sonra biraz daha bunları toparlayıp şu an şey konuşuyorum o yüzden. Böyle çok şey değil. Sadece gerçekten hem deneyimlerle doğrulanmış şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Size yanlış yönlendirmemek adına. Çünkü en çok endişe duyduğum şeylerden bir tanesi. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden B12 çarkınız en azından homosisteininiz yüksekse işler yolunda değildir metilasyon. Ne demek yüksek değil? 15 çıktı, 16 çıktı. Yani bazen işte beslenmeyle beraber, işte yoğun bazen işte protein, et tüketimiyle beraber biraz sıkıntı, uyku bozukluğu, stresli bir yaşantıyla beraber 12-13'lere çıkabiliyor homosistein ama 20-30'a çıkmaz. 15'e çıkmaz. Genelde ne isteriz? 6 ile 8 arasında bir homosistein isteriz. Bu metilasyon çarkının kısmen her zaman doğru olduğu anlamına gelmez ama yüksek. Yani 6-8 olması her zaman sizin işlerin yolunda gittiği anlamına gelmez. Bu arada işte kanınız alan kişi ilk yarım saat içinde santrifüj edip sağlıklı bir şekilde kan ulaştırması bakılması gerekiyor. İlk bir saat içinde en geç bir saate bile kalmadan yarım saat içerisinde santrifüj edip homositein bakılması gerekiyor. Böyle bir 6-8 değeri işler harika değil ama yüksek olması işlerin hemen her zaman yolunda olmadığını gösterir. Bu homositein, metilasyon çarkı, östrojen, iot ilişkileri birbirine bayağı bağlantılı şeyler bu arada. B12'leri, folat düzeyi B12'imizi en azından arkadaşlar 600'ün üstünde tutalım. 700-800 civarında tutmaya çalışalım. 450 altında, 500 altında kromozomal kırılmalarla ilgili çalışmalar var. Yani B12 metilasyon çarkının merkezinde ve birçok yer metil reaksiyonuna dönüyor. Oraya hiç girmeyeceğim. Metilasyon başlı başına ayrı bir konu. Onunla ilgili de bir canlı yayın yapmıştık. Buradakilerin birçoğu hatırlayacaktır. B12 dedik, folat dedik, D vitamini, selenyum dedik, çinko dedik, manezyum dedik. Atladığımız bir şey var mı? Hepsini zihnimden söylemeye çalışıyorum. Bunları not almamıştım. B12, folat, manezyum, çinko, D vitamini, selenyum. Arkadaşlar bunlar olmazsa olmaz. Ben bunları ek olarak arkadaşlar hayatımda ciddi anlamda tuttuğum, işte daha önce alfa lipoik asitler vardı. Şimdi biraz daha sisteme R-lipoik asitler girmeye başladı. Alfa lipoik asit inflamasyonda oksidatif hasarda. Yani oksidatif hasar ne demek? Oksijenle beslenen varlıkların, enerji üreten varlıkların külleri demek. Oksidasyon bu demek. Oksidatif hasar bu demek. Onların temizlenmesinde glutatyon önemli değil. Glutatyonun 3 tane amino asitten oluşuyordu. Glutamik asit, glisin ve sistein. Sistein hız kısıtlayıcı basamak diye geçer arkadaşlar. Alfa lipoik asit bir sistein kaynağıdır. N-asitil sistein, sistein kaynağıdır. Bu dönemlerde en çok ihtiyacımız olan viral yükün arttığı dönemlerde alfa lipoik asit ve N-asitil sistein çok 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 önemli arkadaşlar. Alfa lipoik asit ve N-asitil sistein aynı zamanda inflamatuar yolakların en başında. Yani bizim daha TLR4 dediğimiz o yolaklardan işte nükleer faktör kappa B'nin uyarılmasıyla, bunları söylüyorum ki belki araştırmak isteyen aranızda çok fazla meraklı var.
O yüzden bunları söylüyorum, o meraklılara gelsin. Yani ilk savaş çığırtkanlığı yapan kişiyi, ya dur o kadar abartılacak bir durum yok. Onu susturan şeylerdir. N-asetilsteyin, alfa-lipoik asit, EPA, yani omega 3'ün içindeki EPA ve 1,25 hidroksit D vitamini. Arkadaşlar bu da günün en değerli bilgilerinden. Takip edenler biliyorlar. 4 tane ana şey bu. Kurkumin falan da geçer bunun içinde. Zerdeçal tüketirsiniz falan. Bunlar da çok değerli. Ama size 4 tane anası N-asetilsistein, R-lipoik, alfa-lipoik asit, 1,25 hidroksi, D vitamini. Değil mi? Söyledik hepsini. N-asetilsistein, 1,25 hidroksi ve D vitamini, alfa-lipoik asit ve EPA. Yani omega 3'ün içindeki EPA. Bu dördü. Arkadaşlar şimdi yani bunlar benim en önemli size önereceğim. Yani tek başına bununla hocam bende depresyon var, hocam bende şu var, hocam bende bu var, hocam bu anlattığım şeyler. Yani siz psikoterapi alıyorsunuz, gittiniz kendinizi anlamak yolculuğunuzda en önemli şey bu arkadaşlar. Bir ayna lazım bize. O ayna bizim o parasempatik sempatik sistemimizi dengeleyen bağışıklık sisteminin ana şeyi. Hormonal sistemi de dengelemekte müthiş bir katkıdır. Defalarca bizim ekip olarak psikoterapi ekibi ve beslenme uzmanımın Mustafa'nın da gözlemleri. Yani ruhuna dokunduğunuz zaman her şey çok daha bedene yaramaya başlıyor. Psikoterapi sürecinin yani ruhsal sistemin ayağının oturtulduğu, beslenme ayağının oturtulduğu ve bu vitamin minerallerinin oturtulduğu. Neredeyse bütün otoimmün hastalıklarda, bağışıklık güçlendirmede, aklınıza gelebilecek bütün hastalıklarda insanlar bize mucize diye, mucize falan değil yani bedenin ihtiyaçlarını anlamak ve yerine koymak arkadaşlar mucize olmuyor. Yani gereğini yerine getirmiş oluyorsunuz. Bu üç ayağı, sacağın üçlüsünü oturtan insanın, yani diyorsunuz ya ben burada konuşuyorum şimdi bu kadar kişi dinliyor beni. Arkadaşlar bunların hiçbiri gelin işte buradan randevu alın biz size yardımcı olalım değil. İnsanların kendi yolculuğunu, kendi hücresini, kendi beslenmesini tanısın diye. Yani benim görüştüğüm danışanlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Bir kere görüyorum, 6 ay sonra diyorum sizi göreceğim. Niye 6 ay? Diyorum ki 6 ayda zaten beden kendini toparlar. Hücresel neredeyse 6 ay, 4-5 ayda bir bizim kadar daha hücre oluşturuyor beden. Bu yıl eksikleri yerine koyar. Siz o arada beslemenizi zaten düzenleyeceksiniz. Öğrenmenizi istiyorum çünkü. Sizi muayene etmek istemiyorum. Yani muayene ediyorum yani sizi. Ben doktorum. Ben iyileşmeyi yolunu bulmuşum da. Sizi... Hayır öyle değil. Yani bilgi paylaşımı yapıyoruz aslında. Yani doktor olmamın gerisinde de iyileşme hevesi vardı. O yüzden bunları anlatmamın ana sebebi bu arkadaşlar. Yani kendinize, bedeninize, ruhsal sisteminize yakınlaşmanız, doktora olan ihtiyacınızın mümkün olduğu kadar, doktora değil hekime ihtiyacımız var. Kendine bakan, kendini anlamaya çalışan insanlara ihtiyacımız var. Yani farkında olmadan bir sürü de hekim dolaşıyor etrafımızda. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani hayatımda belki en çok, en değerli bilgileri hekim olmayan insanlardan aldım ben. Onlar belki yolumu değiştirdiler. Sonuçta doktor olmayan daha doğrusu. Hekim başka bir şey belki ama şifayı nerede bulacağımızı bilmiyoruz. Bilginin, doğru kullanılan bilginin, iyi niyetin, koşulsuz paylaşmanın, işte ruhsal sistemimize dokunan şeylerin. Çünkü bunları onardığınız zaman paylaşmaya başlıyorsunuz. Vermeye başlıyorsunuz. Verip borç vermeye değil, koşulsuz vermeye başlıyorsunuz. Ama daha az ihtiyacınız oluyor. Yani hastalıklar... Bağlantı durdu ama yani iyi şu an sıkıntı yok gibi. Yani sonuç itibariyle bir sisteme bütüncül yaklaşımda bulunduğunuz zaman siz toparlamaya başladığınız zaman diğer insanların toparlanmasına katkı sağlamış oluyorsunuz. Bağlantı bir an durdu. Ben dedim hadi kötü bağlantı olacak mı diye bir endişe etmiştim ama bu ana kadar bizi yarı yolda bırakmadı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bağışıklık sisteminin durumu böyle. Yani biz bunları yapacağız. Bugün buna başlayacağız. Belki de bugünkü bu canlı yayın buna vesile oldu. Aşılar konusu. Şimdi aşılar sizin de duyduklarınız var. Benim de duyduklarım var. Şimdi iki tür aşı var arkadaşlar. Araştırdım, okuyorum bunlarla ilgili bayağı. Son zamanlardaki bütün gündem konum bu oldu. Bağışıklık sistemine bakıyorum. İşte aşıların mekanizmalarını daha iyi anlamaya çalışıyorum. Bir tanesi işte yeni nesil aşılar. Yeni nesil aşılar bir DNA'nın işte bir virüsün genetik materyalinin DNA'sının ya da RNA'sının hangisi aktifse bizim meselemiz bir RNA, mRNA virüsüydü bu. RNA'sının işte enjekte edilmesi. Enjekte edilerek aslında beden içerisinde bir inflamatuar yanıt sağlanması. Ya enjekte edilerek ya da bir vektör dediğimiz aracı bir virüs aracılığıyla, işte adenovirüs, adenovirüs aracılığıyla bu genomun size aktarılması, bunun yanıtının gözlemlenmesi. Bu yeni yapılan, yani yeni bir aşı yöntemi.
Yeni sonuçları takip edilmiş mi? Ya da işte üreten firmaların bununla ilgili deneyimleri var mı? Hepsi bunlarla ilgili soru işareti. Üreten firmalar da ilk defa böyle bir aşı üretip ilk defa böyle bir gözlem yapacaklar. İşte etkinliğinin işte faz 1, faz 2, faz 3 deney süreçlerinin de sağlıklı atlatıldığını iddia ediyorlar. Biz bunu almadık bu aşıyı. Bizim aldığımız yarı ölü, işte yarı ölü, yarı canlı, öldürülmüş ya da bir virüsün parçası. Yani virüs serseri üretilmiş. Yani sizin vücudunuza enfeksiyon oluşturmayacak durumda olan bir virüsü güçlendirerek, yani bir takım adjuvanlar dediğimiz, işte içine alüminyum, tiomersal yani etil cıva koyarak güçlendirerek adjuvanlar koyularak birazcık daha işte immün yanıtın desteklenmesi. Çünkü aşının amacı ne? Yani biraz daha güçsüz bir şeyi bedene sokarak vücudu ona talimli hale getirmek. Yani antikor oluşumunu desteklemek. O antikorla da işte gerçek etken girdiği zaman onu vücuda sokmamak. İlk anda gerekli tepki vermek. Bunlarla ilgili yeteri kadar çalışma yok. Ya şimdi şöyle, aşı olur musunuz? Bana çok soruyorsunuz. Şimdi benim D vitaminini ben biliyorum. Kendi D vitaminini. İyot durumumu biliyorum. Selenyum durumumu biliyorum. Manezyumumu biliyorum. İşte N-asetilsisteyin, R-lipoik asit kullanıyorum düzenli. Kendi bağışıklık sistemim iyi. Ama ben bir şey olabilir miyim? Enfeksiyon işte taşıyıcısı olabilir miyim? İnsanlara bulaştırabilir miyim? O yüzden neredeyse pandeminin en başından beri çok kısıtlı diyalog içindeyim insanlarla. Sadece sevdiğim insanlarla, sarılabileceğim insanlarla. Mart ayında bir canlı yayın yapmıştım, bunu söylemiştim. Sarılabileceğim insanlar özellikle çevremde. Sarılıyorum, oksitosin salgılıyorum. Amigdalamı birazcık rahatlatmaya çalışıyorum. Paylaşabildiğim, gıdamı paylaşabildiğim, ortamımı paylaşabildiğim kısıtlı insanla iletişim halindeyim. O yüzden şu an aşı olmayı düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bizim ülkemizin aldığı aşı, bu çıkan aşılar içerisindeki karşılaştırırsak daha güvenli olanı, daha bilindik olanı. İçindeki işte konulan adjuvanlar belki insanları birazcık rahatsız ediyor. Ya da konulan işte virüs materyali etkinliği olacak mı? Bunlar haklı soru işaretleri. Çünkü bir deneyim yok. Bu virüs yeni, aşısı yeni. Ancak mesela olur muydum eğer toplum içinde sürekli hareket ediyor olsaydım, birazcık bağışıklık sistemime güvenmeseydim, en çok içime sinen Ercüment Hoca'nın, Ercüment Ovalı'nın biraz yazılarını okuyorum. Onun işte aşı deneyimlerine bakıyorum. Mesela orada bir şey çok dikkatimi çekti. Bu adjuvanlar yerine, yani virüsün ölü materyali, evet, yani o bize sıkıntı yaratmıyor. Antikor salgılamasına yardımcı oluyor. Harika. Ama yanına eklenen adjuvanlar, işte tiyomerseller, alüminyumlar, başka işte hayvansal genom parçaları falan, bunların olmadığı ama gama iridasyonla bunun sağlandığı, gama iridasyon denen bir yöntem var. Ben de bir yöntemle aslında daha bu konudaki tartışmaların dinmesi belki de birazcık daha insanların rahatlaması için asıl karşı çıkılan bu acıvanlarla ilgili o aşı, yani sistem içerisinde olsaydım, bağışıklık sistemime çok güvenmeseydim, işte düzenli çalışan, düzenli kalabalık içine giren böyle bir durumum olsaydı bunu yaptırır mıydım? Herhalde bu çıkacak olan aşı en çok içime sinen aşı olurdu. Böyle bir durumda olsaydım. Yani şu anki mevcut durumda da bu aşıyı yaptırır mıydım, Sinovac aşısını? Bağışıklık sistemimle ilgili orta düzeydeysem, kafamda şüphe varsa, yine kalabalıklar içindeysem, yine birine bulaştırma, birinden alma riskim varsa yaptırırdım. Yani şu anki Sinovac aşısını. Ama tekrar söylüyorum. En çok içime sinen, yani bu aşı çıkarsa işte Ercüment Beylerin ve sanırım bir çalışma daha var galiba. İşte bu gama iridasyon kısmı, gama ışımayla, ışıma etkisiyle acıvan eklenmeden yapılacak olan aşı içime en çok sinen aşı olurdu. Ya bunu ben şey gibi düşünmüyorum. Bir aşı karşıtı. Aşı yanlısı ya da aşı karşıtı değilim. Sadece bedenime ne girdiğini, neyi nasıl uyarabileceğiyle ilgili öngörüde bulunmaya çalışıyorum. Bağışıklık sistemi anlamaya çalışıyorum. Bağışıklık sistemi aşırı tepki veriyorsa, alerjen bir durumum varsa, ciddi alerjik yakınmalarım varsa birazcık daha temkinli, alerji doktor, gittiğim doktora danışarak bunun olup olmadığını, hani o yüzden kendi kafamıza karar verip çok ciddi bilgi kirliliği var arkadaşlar. Yani şeyde bir ad da vermek istemiyorum ama insanların bir bunlarla ilgili görüşü var. Bazı insanların abartılı, benim abartılı bulduğum, hani çok fazla işte okumaya çalıştığım için çok fazla bütünsel pencereden danışan deneyimim olduğu için hani anlamaya çalışan bir insanım ben de. Birçok konuda da aslında burada iyi araştırmalar yapan insanlarla benzer durumdayım. Çünkü aşı ilk defa uygulanacak bu aşı. Ya şöyle düşünün, yani dünyadan hani çiçek milyonlarca kişinin ölmesine sebep olmuş, yüz binlerce kişinin milyonlarcasını kurtarmış olan bir çiçek aşısı var önümüzde. Yani böyle bir şey de var. Çünkü yakın hani bir süreçte ne olacağını da bilmiyoruz. Bu virüsün nasıl seyredeceğini,
bir mutasyona uğrayıp uğramayacağını, bir takım mutasyonlar oluyor ama yani bu aşıların koruyucu olup olmayacağını da bilmiyoruz ama %90'larda, 95'lerde bahsedilen işte koruyuculuklar tercih edecek olsam ölü aşıyı tercih ederim. Yani bizim ülkemizin bence bu konuda verdiği kararı seçtiği aşı bakımından bana kalırsa ben mantıklı buluyorum. Arkadaşlar epeyce yani çok bu kadar teori anlattım. Östrojen progesteron dengesi anlattım. Bir östrojen hormonun terapilerine bile değindik. İyotun tiroid peroksidazla ilişkisinden yok. İşte sodyum iyot pompası simporter kavramından falan bunlardan konuştuk. Yani ben çok size anlatamam mutluluğumu. Yani bu kadar kişi. Yani çünkü şöyle olsa hani aklımdan geçen hani biz konuşuruz ama bunları konuşurken de çok fazla kişi bunlara ilgi gösterir mi? Çok talep ediyorsunuz ama talep edip hani işin içine girdiğiniz zaman iş aynı şekilde gitmiyor. Ama buradaki tablo beni çok hakikaten duygulandırıyor. Çok da etkiliyor. 3000'e yakın insan bu saatte yani saat 11 sonuna kadar bunlara katlandınız, dinlediniz. Dediniz ki buradan bir yol çıkar mı? Ben kendime iyilik yapıp ardından diğer insanlara dokunabilir miyim? Benim biliyorsunuz birinci şeylerimden varoluş. Hani hala yaşamımın anlamı biraz bunun üzerine kurulu. Dokunduğunuz insanların birilerine dokunması. Çünkü siz o zaman belki de yani o dokunduğunuz insanın yaratacağı etkinin yanında çok daha ışığınız şey kalabiliyor, az kalabiliyor, küçük kalabiliyor. Ve bunu çok önemsiyorum. Yani yoldan geçerken işte bugün kameranın bizim de yolculuğumuza iştirak edenlerden, danışanlardan bir tanesi. Yolda gördüğü birinin konuştuğu tiroid fonksiyonları ile ilgili duruma müdahale edip işte bugün bunu dinlemesini söylüyor. Yani sonuçta biz iyileşeceğiz ki yani bu yolculukta da insanlara dokunma yani bizden sonrakilere, daha sonrakilere, daha sonrakilerin yolculuğuna bir anlamda ışık olsun. Bütünsel bakış çok değerli. Benim yolculuğumda bende de çok şeyler değiştirdi. Danışanlarda da çok şeyler değiştirdi. Ben buradan hepinizi çok çok kucaklıyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Tek soru almayacağım çünkü şeyler geç oldu saat. Eğer şeyi yazarsanız yakında belki ilgi şey olursa, talep de olursa bunlar üzerinden yeni bir canlı yayın neden olmasın? O soruları da toparlar. Çünkü bunların hepsini not almıştım. Oradan cevaplamıştım. Yazarsanız tekrar yaparız. Talepler de olsa değerlendireceğim. Bu yayın durmuştu ben konuşurken. Umarım o kaydetmeme engel olmaz. Kaydetmeme engel olursa paylaşmam çok zorlaşacak. Sizleri çok seviyorum. Umarım yolunuz ışık olur. Bu anlattıklarımdan bir nebze olsa faydalanmışsınızdır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.